Hepinize merhabalar. Önüne boyuna programında tekrar sizinle birlikteyiz. Şimdi yerel seçimlere 10 günden kısa bir süre varken aslında adayları, parti liderlerini, yerel seçim tartışmalarını ekranlara taşıyoruz. Öğlen, akşam, gece, gündüz yani her dakika Habertürk ekranlarında görüyorsunuz. Siyaset konuşuyoruz, tartışıyoruz. Zira insan hayatı sadece siyasetten mi ibaret? Değil. Beslenme mesela, beden sağlığı gibi temel ihtiyaçlarımız var. Su insanın en temel ihtiyacı ve Türkiye yayınlanan raporlarda su stresi altındaki ülkelerde görünüyor. Ama nedir bu su stresi? Şimdi günümüzde bilim, ilaç ve gıda endüstrisindeki gelişmeler önemli yeniliklerin önünü açıyor bir taraftan. Bir taraftan bambaşka tartışmaları da aslında beraberinde getiriyor. Bu hafta enine boyuna da gıda endüstrisini, ilaç endüstrisi ve insan sağlığını konuşacağız konuklarımızla. Hemen işte konuklarımı da bir taraftan aslında tanıtmak da istiyorum. Kendilerine de geçeceğim. Fizyoloji uzmanı doçent doktor Oyrun Erbaş. Hoş geldiniz efendim. Oytun. Hoş geldiniz evet, efendim. Evet. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doktor Ramazan Kurtoğlu. Tamam. Ne yanlış olan yok, yok, dedim. Söyleyin. İsim tamam bu yanlış. İsim yanlış. İsmin dışında başka bir yanlışlık tamam, var mı? Tamam tamam doğru yok herhalde tamam, değil mi? Tamam. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doktor Ramazan Kurtoğlu. Hocam hoş geldiniz tamam. Siz de. İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresin. Hoş geldiniz efendim hoş siz de. Şimdi modern hayatta aslında şu düzenin içerisinde bir taraftan yaşıyoruz. Bir taraftan nüfusun büyük bir bölümü artık kırsalda değil gerçekten kentlerde yaşıyor. Kentlerde yaşayan insanlar marketlerden paketli gıdaları satın alıyor. Bu insanların sağlık sigortaları aslında bir kısmının özel, bir kısmının da bir taraftan bakıldığında devlet sigortaları var. Ama hastalandıklarında ne yapıyorlar? Hepimiz hastaneye gidiyoruz. Sonrası ne yapıyoruz? İlaca başvuruyoruz, tedavilere başvuruyoruz. Şimdi bu bir rutin, herkesin alışık olduğu, aslında normal kabul ettiği bir modern hayat döngüsüne ait bir rutin. Ancak farklı bir okumada durum çok daha vahim görünebilir. Aslında birileri bize böyle sağlığımızı olumsuz etkileyen işlenmiş gıdalarla beslenmeye zorluyor mu acaba? Bu gıdalar bizi hastanelere ve ilaç tedavisine dolayısıyla yüksek primli sigortalara mecbur mu bırakıyor? İlaçlar mesela kalıcı çözümler getirmiyor. Aksine kalıcı hasarlar bırakıyor ve biz işlenmiş gıdayla beslenme, hastalanma ve tedavi üçgeninde dönüyoruz, duruyoruz. İşte bunların hepsini konuşacağız. Aslında merak ettiğimiz çok fazla şey var. Konuklarımı da tanıttım ve enine boyuna başlasın diyorum. Şimdi bir taraftan Doktor Ramazan Kurtoğlu da işte böyle koca kapkalın böyle bir kitapla gelmiş hocam. Biyopolitik savaşlar, iklim, su, gıda, GDO ve sağlık istihbaratı. Evet. Evet. Emeğinize sağlık diyorum öncelikli olarak. Şimdi biz besleniyoruz ama bir yerde galiba hata yapıyoruz. Evet. Ama nerede hata yapıyoruz? Yani işlenmiş gıdalar var, hastalanma, bu tedavi üçgeninde dönüyoruz, duruyoruz gerçekten. Bir komployla mı karşı karşıyayız? Efendim, keşke diğer hoca arkadaşlarım ne der bilemiyorum ama muhtemelen onlar da doğrulayacaklardır. Keşke komplo olsa da, yani bizim hezeyanlarımız falan olsa da Türk milleti, insanlık zarar görmese. Ama şunu ifade edeyim. Eskiden sıradan bugün bile birisine dünyadaki en büyük lobiler nedir desek tabii her zaman finans endüstrisi bir numara. Hemen arkasından yapıştırırlar petrol endüstrisi, silah endüstrisi, silah endüstrisi diye endüstrisi sıralayıp gider insanlar. Sıralama gelir böyle tabii. Ama tabii bu sıralama değişmiş durumda. Elbette her zamanki gibi finans endüstrisi Beyaz Saray'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'daki en büyük lobi. Ama İkinci sırada ise gıda endüstrisi, işlenmiş gıda endüstrisi var. Üçüncü sırada ise ilaç endüstrisi var. Silah 4, petrol 5'e kaymış durumda. Yani böyle bir dünya ile karşı karşıyayız. Ve 2000
2017 rakamları ver elimizde. 2018'ler daha sağlıklı olarak elimize gelmedi. 2017 sonunda dünyanın toplam milli geliri 87 trilyon dolar. Bu 87 trilyon dolarlık milli gelir içinde aşağı yukarı 10 trilyon dolara yakını gıda endüstrisi, evet, ve reçeteli ilaç endüstrisi, sadece reçeteli ilaçlar ise 87 trilyonda 1 trilyon dolardan daha fazla. Bunun üzerine 350 milyar dolar da reçetesiz ilaç endüstrisi var. Bir başka hususu görüyoruz ki... Çok önemli şeyler söylüyorsunuz, evet, hocam. Şimdi ben elimde kalmadığı için getiremedim. Benim bundan 7 yıl önce yazdığım Neurofinans diye bir kitap var. Hı hı. Aslında bütün ne olduysa o zaman oldu. Ben Neurofinans'ı yazarken işin, hı hı, tabii psikoloji, sosyal psikoloji... Aa, baktım ki, hı, işin içinde bir de antidepresanlar falan var ki... Hı hı. Hemen antidepresanlar deyince... Fatma teyzeye, Muharrem amcaya da bir kullanacakları bilgiler verelim. Hı hı. 2018 yılında, hı hı, 85 milyonluk Türkiye'de satılan, benim ulaşabildiğim Sağlık Bakanlığı kaynaklarından antidepresan yaklaşık 45 milyon kutudan daha fazla. Amerika'da bu rakam 600 milyon kutudan daha fazla. Antidepresanların çok karşılığı var ama insanlar üzerinde hocam, değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Hastalık elbette antidepresana ihtiyaç duyan hastalar da olabilir. Hı hı. Ama esas tehlike ilaç endüstrisinde, diyelim ki bir 100 hasta var. Hı hı. Bu 100 hasta içinde bir %5'lik diyelim ki antidepresana ihtiyaç duyan kesim var. Bir diğer %95 var. Bu %95 içinde çok kalın %80'lere varan bir gri alan oluşturuluyor. Hı. Bu gri alan zaten küresel ilaç endüstrisinin para kazanma alanı. Aslında para kazanmıyor. Gri alandan. Yani bu gri alanda ileriki dakikalarda çeşitlendirir. Risk diye bir tanım geliştirdiler bu adamlar. Diyorlar ki siz diyorlar bir risk grubundasınız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 milyon civarında olan kolesterolle ilgili, tamam, rahatsızlık bir gecede aşağı yukarı Amerikan toplumunun yarısına gelen bir risk tanımlaması yapıldı ve insanlara gelene geçene statinleri dayadılar ve bugün sadece statinden ilaç endüstrisi yılda 35 milyar dolar para kazanıyor. Kârı söylüyorum. Hmm. Böyle bir yapı içinde elbette aşırı kolesterolü olan, buna ihtiyaç duyan insanlar olabilir. Bu ilaçları da hekimler yazıyor en nihayetinde, değil mi? Şimdi tabii, oradan bakıldığında böyle sanki bir kısır döngünün içindeymişiz gibi tabii geliyor. Tabii iki arkadaşımız hekim. Tabii. Ben finans, uluslararası finans ve ekonomiden geliyorum. Ben hadisenin biyopolitik tarafına bakıyorum. Bakıyorsunuz. Bu anlamda baktığımızda ilaç endüstrisi ile, açık ifade edelim, Reagan'ın 1980'de başkan seçilmesinden sonra bir kısım, her akademisyeni katmıyorum içine, tenzih ederim ama Reagan başa seçildiğinde evangelisttir Reagan ve çok radikal bir şekilde Amerikan soluna karşı olan bir başkandır. Bu arada Avrupa'daki sol anlayış ile Amerika'daki sol anlayış arasında bir farklılık vardır. Amerika'daki bu Amerikan soluna karşı Reagan'da bir peşin hüküm vardı. Reagan dedi ki, ya dedi, bunlar dedi biz merkezi hükümetten, federal hükümetten finanse ediyoruz, bu üniversitelere yardım yapıyoruz. Bunlar da gidiyor komünistlik yapıyor falan diye böyle bir laf etti. Sonra bu üniversitelerin ödeneklerini kesti. Ödeneklerini kesince açıkçası Amerika'nın önde gelen çok kaliteli, prestijli üniversitelerini ve öğretim üyelerinin bir kısmını İlaç endüstrisinin kucağına ettiler. Hmm. İşte bu itişle birlikte bugün baktığımızda bir tarafta FDA, Amerika'nın kendi, bir taraftan Dünya Sağlık Teşkilatı, bir taraftan da akademi içinden devşirilmiş akademisyenler ile, ki FDA'nın vermiş olduğu 5 ilaç izninden ikisi 2 yıl sonra kaldırılıyor ve yasaklanıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz ve 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 yetişkinden 8'i günde 5 ilaç kullanırken 2015 yılında bu oran
%16'ya çıktı ve 2050 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yetişkinlerinin tamamına yakını günde 5 reçeteli ilaç kullanır duruma tamam, gelecek. Tamam. Şimdi o zaman sizin söylediklerinizden yola çıkarak şöyle bir şey. Bu ilaç sanayi bir silah olarak kullanılıyor aslında evet. Bakıldığında. Çünkü niye? Mesela modern ilaç endüstrisi kolonileştirme döneminden bugüne bir sömürü vasıtası ve kitleleri kontrol için sessiz bir silah. Kim demiş? İşte modern tıbbın kültürel krizi. Çok güzel bir şey söylediniz. Sessiz silah. Sessiz silah. Şimdi eski Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da bir taraftan eğer petrolü kontrol ederseniz aslında ülkeleri kontrol edersiniz. Eğer gıdayı kontrol ederseniz insanları kontrol edersiniz diyor. Şimdi buradan bakıldığında aslında ve sizin söylediklerinizle ve harcadığınız mesaiyle biz sanki bir kıskacın içindeymişiz gibi geliyor. Ben hemen sorayım. Profesör Doktor Yağız Üres'ine döneyim. Burada bir cümle hocamın sözünü tamam. Dönmek için söyleyeyim. 2015 yılında yapılan bir araştırmada ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bizde de medya sık sık silahlarla ölümleri gündeme getirir. Amerikan silah endüstrisi bir şeyin farkına vardı. Kendi altını oyanların ilaç endüstrisi olduğunu fark etti. Bu sefer ilaç endüstrisinin altında silah endüstrisi oymaya başladı ve 2015 rakamını veriyorum. Amerika'da silahlarla vurulup öldürülen insan sayısı 77 bin iken side effect dediğimiz ilaçların yan etkisiyle ölen reçeteli ilaçların insan sayısı aynı 120 bin. Peki ne diyorsunuz? Bir kıskacın içinde miyiz? O söylediğiniz sayıyı duymadım. Kaç dediniz? 120 bin hocam. Benim ulaşabildiğim bilgiler bu. Belki sizde daha farklı bilgiler vardır. Şimdi ilginç tabii ki insan... Nedir ilginç olan? Ne bileyim 10 sene önce böyle konuşacağımızı tahmin etmezdim. Böyle çok şey yani anarşist olacağız hepimiz neredeyse. Ki çok da yabana atılacak bir şey değildir. Feyyara bendim filan açısıyla. Şimdi ben de bu kez ilaç endüstrisini eleştirmek için geldim. Sizin dediğiniz doğrultuda ben de bir şeyler anlatmak istiyorum. Farmakrasi diye bir kavram var. Ben tabii sizin kadar boyutlu bunu algılayamam. Ben daha dar bir açıdan bakıyorum. Mesleğim gereği. İlaç endüstrisi... Birbirimizi tamamlarız hocam. Sizin için o ince öyle tarafı. Gidiş var da belli şeyleri de tahsis etmekte fayda var. Mesela. Yani çok böyle birden şey girdik yani ilaç endüstrisi sizin dediğiniz çok doğru ki keşke komple olsa diyorsunuz evet. Yani birileri planlayıp hepsini birden planlı yapıyor olsa böyle işin tabiatının buraya getirmesi gibi yani kapitalizm tabiatının aslında işleri buraya getirmesi gibi bir durum var ama gittiği yön konusunda anlaşıyoruz fakat işi belli tehlikeleri abartarak ele almak o tehlikelerle baş etmeyi zorlaştırıyor. Yani daha gerçekçi ele almak gerektiğini nasıl, düşünüyorum. Nasıl? Yani şimdi bir kez ben ilaç endüstrisi ve onun dışındakilerin sayılarını da verdiniz ya. Yani gıda takviyesi ve bitkisel ürünler falan. Onların aynı kefede alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da endüstri. İstismar ediliyor. Gıda ile birlikte alınması da tabii ki çok önemli bir konu. Bunların arasında evlilikler vesaire oluyor. Bu da önemli bir konu. Benim gıda ile ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok. Bazı meslektaşlarım var böyle gıda falan hepsinden anlıyorlar. Ben anlamıyorum doğrusu. Ama şu ilaç endüstrisini eleştirmeden önce söylediğiniz konular ana hatlarıyla doğru ama bir iki teknik tahsis yapmak isterim devam etmek için. Bu farmakrasiden bahsetmek lütfen istiyorum buyurun. Ben de. Lütfen. Şimdi antidepresan kullanım. Böyle antidepresanlara taarruz etmek sevilen bir konu. Çünkü depresyon hani kardiyovasküler olaylara göre daha böyle sosyal herkesin üzerinde konuşacağı bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Dedikleriniz yanlış da değil. Yani yeni indikasyon yaratmak için yeni gri alanların tanımlanması. Mesela sosyal fobi zamanında tanımlanmıştı. Belli antidepresanların yazılması için. Bu hani yalandan bir şey de değil işin fenası. Ama şöyle konumlandıralım. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 raporu var depresyonla ilgili. Depresyon bir numaralı dünyadaki işlev kaybı sebebi. Yani ölüm sebebi değil. Bir numaralı dolaylı ölüm sebebi hipertansiyondur çünkü. Hı hı. Ama işlev kaybı sebebi olarak depresyon çok ciddi bir durum ve çok yaygın bir durum. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği sayı 2018 itibariyle dünyada 300 milyon kişiyi etkiliyor depresyon. Yani depresyon böyle... 300 milyon. Evet, görecelileştirecek bir şey değil yani. Gerçekten psikiyatristler sevmez bu kavramı kullanmayı. Onlar bozukluk der ama yani gerçekten
bozukluk her neyse işte hastalık ne derseniz işlev kaybına çok yaygın yol açan bir durum. Ve insanlardaki yaşam boyu sıklığı biraz eski olabilir rakamlarım ama kadınlarda %25, erkeklerde %12,5 gibi, yani çok yaygın bir şey. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aslında orta ve ağır depresyonda da tedavi seçenekleri var. Çünkü hafif depresyonda yine sizin de işaret buyurduğunuz gibi ilaç tedavisi ön sırada yer alacak bir şey değil. Değil. Ama orta ve ağır depresyonda ilaç tedavisi ve 3 tane psikoterapi, bakın psikanaliz demiyorum, o ayrı bir konu. Ama 3 çeşit psikoterapi, bir tanesi kognitif davranışsal psikoterapi işte. Benim telaffuz edebildiğim o 2 tane daha zor telaffuz edilen psikoterapi ama psikoterapi ve SSRI dediğimiz yeni tip antidepresanlar ve trisiklik antidepresan dediğimiz aslında tehlikeli ilaçlardır. Eski antidepresanları Dünya Sağlık Örgütü bunların tedavisinde seçenek olarak söylüyor. Ve diyor ki gelişmiş ya da az gelişmiş ülke olsun tedavi başarısı bunların yapılabilmesine rağmen %10'larda. Ve burada tamam az gelişmişlerde tedaviye erişim, ilaca değil tedaviye erişimde sıkıntı var. Yetişmiş personel de, yetişmiş personel sadece psikiyatrist de değil tabii ki, destek personeli. Burada sıkıntı var. Ama stigma var depresyon konusunda. Yani depresyon işte bazıları için işte ruhsal bozukluklara verilen çeşitli isimler vardır, ayrımcı isimler. Öyle ama bazıları için de işte antidepresan kullanımına karşı bir direnç var. Direnç var. Sonuçta bir tarafta tam dediğiniz gibi bir tarafta tedavi olması gerekirken olmayan insanlar var. Bir tarafta da çok büyük sayıda aslında ilaç tedavisi gerektiren bir depresyonu olmamasına rağmen antidepresan kullananlar var. Çünkü antidepresanlar kozmetik amaçla. Kozmetik psikiyatri diye bir şey var. Bugün canım sıkkın, ne yapayım? Antidepresan alayım. Sınava gireceğim. Çalışmadım. Ne yapayım? Antidepresan alayım diye böyle bir kozmetik amaçlı kullanım da var. Ama bu depresyonun ciddiyetini ve doğru tanınmış konmuş depresyonda ilaçların etkisini kenara atmaz. Kolesterolle ilgili de iki laf edeyim. Edin buyurun. Çünkü bütün bu anlatılanlardan aslında ortaya bakıldığında yani bu tartışmaların işte bilimsel dayanakları var. Ama bir taraftan da bizim endişelerimizi tetikleyen herhalde sizin de bahsettiğiniz böyle bir kozmetik bilgi kirliliği de var galiba bu değil çok mi? Çok doğru. O bilgi kirliliğini de belki biraz onun yani üzerine konuşabiliriz. Bunların hepsini bir kere de anlatmaya çalışmayacağım. Merak tabii etmeyin. Tabii. Şu depresyonu da düzelteyim. İlaç firmalarıyla ilgili bir giriş yapayım. Sonra tabii, tekrar devam konuşurum. Edeceğiz. Tabii tabii. Şimdi kolesterol de çok tartışılan bir konu. Çok popüler olan konu. Yine çok sık televizyonlarda görünen ve o edindiği bilgileri nereden edindiğini benim bilemediğim. Çünkü biz yerleşik tıp camiası o bilgilere bir türlü ulaşamıyoruz. İnternetten falan bir takım bilgilere ulaşıp her hafta hastalara yeni ve birbiriyle çelişen tavsiyeler veren insanlar var. Bunlar da açıkça hastalara zarar veriyor. Kolesteroldeki hikayede yine doğrudur. Statinlerin ilk yükseldiği, statinlerin yükselmesi 90'ların ortasıdır. Şu anlamda artık statinlerin kar getirdiği doğru değil. Bir tane jeneriği olmayan statin var şu anda piyasada. Yani hepsinin eşdeğerleri var. Dolayısıyla statinlerin fiyatı düştü. Büyük ilaç firmaları artık statinlerden pek para kazanmıyor. Kazanmadıkları için de yerine yeni ilaçları moda etmeye çalışıyorlar. Onlar da şu anda geçerli olan kolesterol aşısı diye adı geçen biyoteknolojik ilaçlar var. Hani teknik adı PCSK9 inhibitörleri. Biyoteknolojik ilaçlar var. Kolesterol aşısı, MAP, monoklonal antikorlar. Bunlar acayip pompalanıyor ve yine sizin dediğiniz doğrultuda yeni kılavuzlar her nedense bunların ihtiyacını arttıracak şekilde çıkıyorlar. Ama bu arada statinlerin faydasını yabana atmamamız gerekiyor. Statinler artık ucuzu da dediğim gibi artık uluslararası ilaç tekelleri statinleri sevmiyor. Onları gözden çıkarttılar. O yüzden herkes statinlerin yan etkileriyle birdenbire uğraşmaya başladı ki statinlerden yer açılsın, o yeni daha pahalı ilaçlar satılmaya başlasın. İnanılmaz bir strateji ve kötücül bir taktik bu yani. Yani ve bu kapitalizmin tabiatı. Tabii ve burada bizler tamamen kurban olarak. Yani oyun yeni değil. Oyun 1945'ten itibaren tezgahlanmaya başlayan bir oyun. Ona da dönüp tekrar pas atacağım çok uzatmadan ama şu kolesterol yerine oturtalım. Sizin o dediğiniz de doğru. Bir gecede kolesterol tedavisi gerektiren hasta sayısını sizin dediğiniz kadar değil ama %10 küsurlardan yani
30 milyon kişiye, yani 15 milyondan 30 bine, 30 milyona Amerika'da çıkartan AHA'nın, American Heart Association'ın 2013 kılavuzu. Ben çıktığında çok şaşırdım. Çünkü sınır koymuyor, tamam mı? Yani mesela benim, sizin, bu arkadaşın büyük ihtimalle, o biraz daha genç, kolesterol ilacı kullanmamız gerekiyor. O yeni bir gecede o değişiklik iki katına çıkıyor. %100 arttırıyorlar. Evet, ama o kadar büyük olmasa da 30 milyon kişiyi aday yaptı. Ama bugüne de statin tedavisinin uygun hastalarda hayat kurtarıcı olduğunu değiştirmiyor. Yani bu ayrı bir şey. Yani kapitalizmin getirileri de var o sayede. Orada işte, bir ben araştırmada biniyor. Gördüğüm bir şey hocam, size de doğrulatmak için. Mesela Jacques Peretti'nin bir araştırması var bu konuda. Yine şeyin bir araştırması var. David Perlmutter, bu Amerikalı bir nörolog. Statinlerin öyle söylendiği gibi kalpten ölümleri azaltmadığı görülüyor. Öyle bir şey yok. Onu. Öyle bir şey yok. Hayır, bu adamlar doktor hocam. O dediğin andıklarım da doktor. Ha, bir hayır, bu işin yani, ilaçları... Bu Perlmutter Amerikan şeyi, beslenme ve nöroloji enstitünün başkanı. Tamam, bir sürü insan öyle olabilir. Statinlerle ilgili en son, yani benim gördüğüm en son, ben hepsini her gün takip etmiyorum ama en son yine böyle bir şey yayınlandı, ciddi bir derleme yayınlandı. Statinlerin istenmeyen etkilerinin eskiden söylendiğine göre daha fazla olduğu, bir takım sorunlar olduğunu söylediler ama bu sorunlara rağmen uygun hastada statin kullanımının faydasının ağır bastığı söylendi. Yani ayrıca ben kaç senedir bu işi yapıyorum, kendi hastalarımda da görüyorum. Kolesterolü, yani her zaman kolesterolün yüksek olması da gerekmiyor statin kullanmak için. Çünkü bunların hepsi, işte şeker, kolesterol, nikotin, hepsi damarın iç tabakasını etkiliyor. Bunların arasında en kolay müdahale edilen LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterol olduğu için onun düşürülmesi mesela kanın sulandırılmasından daha az riske girerek enfarktüs olma ihtimalini azaltıyor. Özellikle önceden geçirmiş insanlarda statin kullanımının değeri tartışılmaz. Yani o çalışmaların illaki bir şeysi oluyor. Bakış açısında bozukluk oluyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Ben doçent doktor Oytun Erbaş'a geleceğim ama kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra gelmek istiyorum. Çünkü niye? Gerçekten şimdi bakıyoruz, bu ilaçları üretenler, reçeteleri yazanlar ve bu işe gerçekten mesai harcayanların hepsi bilim insanı. Ama bir taraftan da bilim insanlarının yaptığı çalışmalar böyle tez, antitez, karşı karşıya geliyor zaman zaman. Ve bu bir taraftan da aslında bir şüphe oluşturuyor. Bilime karşı, yani bilgi kirliliği bilime karşı da biraz da şüphe oluşturuyor gibi. Konuşacağız reklamlardan sonra. Ya gerçekten aslında şimdi biz tartışıyoruz, reklam arasında da tartışmaya bir taraftan devam ettik ama birileri sağlığımızı böyle olumsuz etkileyen işte işlenmiş gıdalarla beslenmeye mi zorluyor acaba? Bir taraftan da gıdalar bizi hastanelere götürüyor. Hastaneler beraberinde işte ilaçlar, tedavileri yüksek, işte primli sigortalara mı mecbur bırakıyor? Ama bir şey biliyoruz, ilaçlar da kalıcı çözümler getirmiyor. Zaman zaman hasar da bırakıyor, bırakabiliyor da. O yüzden böyle bir kısır döngü içinde dönüyoruz, duruyoruz. İşlenmiş gıdalar, beslenme, işte hastalanma, tedaviler ve sosyal şartlar, tabii ekonomik şartlar, bunları da eklemek istiyorum ben. Ama şimdi bu tartışmaların hepsine bakıyoruz. Bu tartışmalara baktığımızda şüpheler de oluşmuyor değil gerçekten kafalarda. Bu yani endişelerimizi tetikleyen bilgi kirliliği de var sanırım. Şimdi doçent doktor Oytun Erbaş'a sormak isterim gerçekten. Bir şüphecilik oluşuyor gibi. Ne dersiniz hocam? Vallahi şimdi bu konuda şunu söylemem lazım.
Şimdi endüstri devriminden sonra her şey çok değişti. Endüstri devrim bilime getirdi. Bilim sonuçta tek dayanak noktamız. Yani gerçeklere ulaşmamız için tek dayanak noktamız. Bilimi tabii ki kuşkucu yaklaşmalıyız. Doğru ama şunu da söylemek lazım. Artık internetin çıkmasıyla Amerika'da ya da herhangi bir yerde bulunan bir bilimsel bilginin paylaşılması saniyeler alıyor. Bu kadar bonkör bir yerdeyiz. Hemen ulaşıyor. Hemen ulaşıyoruz. Bakın tabii. Eskiden bir şeyi araştırmak için kütüphaneye gidiyordun, Fihrist'e bakıyordun, Google çıktı, yazıyorsun, geçiyorsun. Çok büyük imkanla beraberiz. Bence bu tartışmanın sebebi bu. Bilgiye kolay ulaşmak. Bakın, şimdi bundan 50-60 yıl geriye gidin, çok değil. 1940'larda en büyük baş belasından bir tanesi ülser ve enfeksiyondu. Ülserden insana mide kanaması geçirir. Doluydu. Yani bu kadar yoktu, tedavisi yoktu. Neden? Asit ilacı yoktu, antiasit yoktu ya. Ama daha sonra antiasitler çıktı. Ülser bitti ya, ülser bitti. Şimdi ne yapıyorsun? Artık millet o kadar şımarık ki şimdi hani dürümü yiyip biraz midesi yanıp üzerine de atıyor. Ama hocam çok doğru söylüyorsunuz gerçekten. Tamam. O sosyal çevrede de duyuyoruz. Evet, evet bitti. Tamam, ülser yani, bitti. Tabii tamam. Tabii. Hatta şımarıklık o seviyedeki şimdi önden birkaç antiasit alıp üzerine lahmacun ve alayım acılı da üzerine yiyeyim rahat şey yiyoruz. Ne onun adı? Çiğ köfte bir yiyoruz. Bak böyle şımarıklık oluştu. Yani bilimin şımarıklığını yapıyoruz. İki, eskiden enfeksiyona çok sıkıntılıydı. Bir zatürre mesela. Zatürre en önemli ölü sebeplerinden bir tanesi. Bitti. Yok şimdi. Yok antibiyotikler. Şimdi bilim bunları bitirdi. Bakıyorsunuz ortalama ölüm yaşı 40-50'lerden yaklaşık 150 sene içerisinde 70'lere geldi. Editörümle çalışırken programa evet. Gerçekten o araştırmalara evet. Da bakıldığında ortalama ölüm yaşıyla. Ölüm yaşı yani yükseldi, fırladı. Yükseldi. Neden? Çünkü temizlik şartları altı, endüstrileşme bunlara getirdi. Kanalizasyonu getirdi, suların temizliği, klorlanması. Ya çok da şey elde ettik ya. Onun için şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi dünyanın üçte biri tansiyonu yüksek. 12-8 derseniz tansiyon. O üçte biri. Bu üçte biri, %30 yani. Bunlara tuz diyeti yaptırın. Tuz diyeti yaptırdıktan sonra bunların %80-90 iyi olur. Kaç kalır geriye yine? Yine %5'lik, 6'lık bir değer kalır. Aa buna ilaç vereceksin. Vermezsen bu adam tansiyonu yüksek olduğu için kalp yetmezliği olur, damar sertliği olur, beyni kanar. Felç olur. Bunu vermek zorundayız. Ama Ramazan hocam şimdi ilaç sanayi konuşunca mesela bir şey söyledi. Dedik evet. Sessiz silah. Şimdi hocam size sorular geliyor. Mesela sorulardan bir tanesi. Evet, buyurun. Madem Oytun hocam böyle söylüyor diyorlar. Şimdi insan sağlığı bozuluyor. Evet. İnsan sağlığı bozulunca bir taraftan da bu bozulmanın getirdiği bir kar da var. Yani şimdi endüstri kapitalizm evet. Böyle işliyor. Evet, kapitalizm ama diyorlar işliyor. Ki o zaman bu bilim insanları da işte zaman zaman böyle bir yapıyor şeye kayma ki. Olabilir mi? O da ki. Ahlaki açıdan tamam da, bakıldığında tamam. Bir bozulmaya da yol açabiliyor mu? Biz de şüphelere... Hangi işte yok? Yani. Hangi işte? Ha, ama insan sağlığı yok, tamam söz konusu da. Burada. Bak şimdi bir kimyasal argesi yapıyorsun. Bu kimyasal argesi yaklaşık 500 milyon dolarla 1 milyar dolar buluyor bazen. Para harcıyorsun buna. Binlerce insan çalışıyor. En az arge 40 yıl sürüyor. Kolay bir şey değil. Ve sıfırdan bir şey oluşturuyorsun. O sıfırdan bir şeyi satmak zorundasın. Dünya neyi buldu son 50 yılda? İşte bu iktidarsızlık ilaçlarını buldu ünlü. Ondan sonra antidepresanları buldu ünlü. Bir de son zamanlarda yeni bir biyolojik ilaç dediğimiz şişenin içine protein koyup hastalıkları geçirme. Yani vücuttaki yanlış proteine farklı bir proteine müdahale etme çıktı. Ve gerçekten de oldukça işe yarıyor. Bak eskiden bazı hastalıklar vardı. Bir hastalık eğer çok şiddetli gidiyorsa sen ona ilaç vermezsen o ölür. Eğer bir hastalık hafif gidiyorsa sen ona hiçbir şey yazmasan da bir şey olmaz. İlaç ağır hastalıklar içindir. Şimdi burada yoğun bakımlık hale girelim, geçin bakalım. Yoğun bakımda düştükten sonra hadi deyin Allah bakayım. Allah korusun hocam. Ama şimdi de. Şöyle bir şey ama var. Ama orada ilaç evet. Almak istiyorsun ya. Orada hemen diyorsun ilaç verin hemen. Ama burada şimdi konuşurken iyi. Bence bu bak burada çok büyük bir yanlış var. O i̇laç, zaman nereden bakalım bak, mesela? İlaca şöyle bakacaksın. Doğru endikasyonda, doğru yerde. Mesela herkese ilaç verelim mi? Hayır. Mesela şunu söylemek istiyorum. Kolesterol yüksek. Abi bir gönder diyet yapsın. Kaymak yemesin. Tereyağı yemesin. Kırmızı et yemesin. Takip et. Biraz spor yaptır, gezdir. Ondan sonra bir bak. Tansiyon da böyle. Tuzu kes, egzersiz yaptır. Şimdi ne olduk biliyor musunuz biraz? Biraz da drugman haline geldik. İlaç adam. Katılıyorum. Yani her şeye bir şey yazalım. Haklılık payı var. O zaman nerede sorun var? Denetim yapacaksınız. Denetim ne? Hastanın tansiyonu ne? Ölçtünüz mü? Ölçtünüz. Tansiyon için hastaya öneriler verdiniz mi? Verdiniz. Bunlar için bir ne olmalı?
denetleme mekanizması olacak. Hocam denetleme. Bir şey söyleyeceğim. Denetleme evet. mekanizmasından evet. bahsediyorsunuz evet. da bir de yani şimdi bir hekimden bahsediyoruz. Abi denetleyeceksin. Herkes denetleyecek. Hipokrat yemini nerede kaldı hayır, o zaman? Bak, yani sistem, onu denetleyeceksin, bunu denetleyeceksin. Hayır, şimdi, nasıl denetlenir? Şimdi sorular tamam. geliyor. Şimdi soru cevap 2 saat. O yüzden program tamam. daha da uzun uzadı. Tamam. Biz sizinle daha sonra da yapacağız evet. hocam. Ama diyorlar ki mesela ya şimdi hocama o zaman sorun. Şimdi kapitalizmden bahsediyoruz. Bu ilaç sanayiden de sessiz silah olarak bahsediyoruz evet. Ramazan hocamın evet, da dediği evet. gibi. Şimdi dünyada bir ilaç sektörü var. İlaç sektörünün hacmi 500 milyar dolar. Bu 500 milyar fazla, dolar. Belki dolar. Daha fazla. Evet. İyi niyetle harcansa. Ya dünyada hasta insan mı kalır deniyor. Tabii ben genel bir evet, soru bu. Evet. Bu spesifik hastalıklar evet. için elbette evet. değil. Hocama da bir sorun diyorlar yani şimdi böyle bu sorular geliyor gelmiyor değil mi? Aşılar. Hı. Aşılar bir mucize ya. Aşılar birçok hastalığı yok etti. Çocuk felcinden tutun da kızamağa kadar, menenjite kadar. Şimdi bu kadar Ar-Ge ürününün içindeyken ben bunu kötüleyemem. Bu işin içinde de bir adam olarak ben bunu kötüleyemem. Bu doğru bir şey bu. Ben de ilaç içiyorum. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Tansiyonu düşürmek ömrünü uzatıyor. Kalp hızını düşürmek ömrünü uzatıyor. Ben kalp hızını düşürüyorum. Adamın 100 atıyorsa düşürmem lazım. Düşürüyorum ben. Çünkü bana genel tababet bunu söylüyor. Bilim bunu söylüyor. Ha bunu tartışabiliriz. Şimdi mesela hastaya bir şey söylüyor. Sana ilaç yazayım diyor. Hocam doğalı yok. Abi doğalı yok. Abi. Bitkiseli yok. Ha, marul yok mu diyor. Ya abicim diyor marulla bir şey olmaz. Ondan sonra. Onun sapını kaynatsak olur mu? Hı. Ya onun sapıyla bunun sapıyla iş mi olur ya? Bir televizyonda tipler çıktı şimdi. Onun sapını kaynat bunun. Böyle iş mi olur ya? Bir yerde bir bilim var kült. Hmm. 500 yıllık bir kült bilim, bir de bilim bak nasıl bir şey biliyor musun? Bilim gerçekten de öyle kolay bir şey değil yapmak. Yapan bilir. Vallahi yapan bilir. Şimdi yapmayan bilmez. Ya gözünüzü seveyim. Onun için ben şunu söylüyorum. Lütfen. Yani hocam şu, böyle bana bakarak söylemeyin. Ben, şimdi ben soru tamam, soruyorum. Ben merak edilenleri soruyorum. Ramazan hocama bakın. Şimdi Ramazan hocam. Ramazan hocama bakın çünkü Ramazan hocamın orada. Mesela birçok firmaya gidin yurt dışında. Bad Pharma diye kitaplar çıktı. Kötü pharma. Ben size yığabilirim ama bir yandan da yüzlerce de şu anda teknolojik gelişmenin insan ömrünü ne kadar kalitileştirdiği hakkında birçok şey var. Bak şu anda tıp teknolojide çok iyi bir noktaya geldik. Dünya... İnsan ömrünün uzamasını siz peki mesela neyle ilişkilendiriyorsunuz? İnsanın konforunu, mesela insan burada... konforunu sağladık. Mesela şu anda bir şey size söyleyeyim. Hı hı. Mesela kanser. Kanserde çok büyük gelişme elde ettik. Bir şey size söyleyeyim mi? Bugün siz kanserler... metastatik bile olsa şu anda bazı kanserlerde %70-80 yaşam süresini uzattığınızı görüyorsunuz. Ve birçok çalışma yapılıyor. Lütfen bunun üstünü çizip atmayın. Yalvarırım. Tabii. Şimdi bak insanlar ama bir şey sana söyleyeyim mi? Zorda kaldıkları zaman doktora gelip yandım Allah deyip hadi bakalım ilaca. Hocam 5 koldan ver diyorlar. Hocam hekimsiz olur mu? İlaçsız olur, olur mu? Bu başka ya. Bir şey. İlersiz bunu sömürmek olmaz. Başka yani, bir şey. Kontrol edeceksin. Yani kontrol şöyle. Bak şimdi geçenlerde mesela Amerika'dan bir şey söyleyeyim ben size. Tansiyon ilaçlarının içerisinde kanser maddeleri bulundu. FDA dedi ki ben bunu kontrol ettim arkadaş. Çin'e geri verdi bunları. Kontrol edeceksin. Biz de böyle. Bizim ne yapmamız lazım ülkemizde? Ar-Ge yapmamız lazım. Ar-Ge olmadan. Çok ciddi bir eksik. Kendimiz bak. Evet. Kendimiz Ar-Ge yapacağız. Yoksa ilim bilimi olmadı ya da film olur. Ama siz bilgi kirliliğine de dem vuruyorsunuz değil mi? O bilgi kirliliği de bir taraftan var. Bilim insanları üzerine şüphecilik de ya, yaratıyor değil mi? Ama şu yani bunu da çok kötü. Koyalım. Hiç ilaç içmeyelim de çok kötü. Abi her şeyin çaresi ilaç da kötü. Doğru yerde, doğru zamanda ilaçsız olmaz. Tek şey söylüyorum benim hakkım geçsin. Ağır hastalıklarda ilaçsız ya da cerrahi yöntem olmazsa ölürsün. O kadar. Şimdi tarihten bir not. Doktor Ali Stewart mesela hamilelik çağında röntgen çektiren kadınların çocuklarının işte kanserden öldüğünü 1956 yılında yayınladığı tıbbi makalede ortaya koyuyor. Ancak evet. Amerikan ve İngiliz sağlık kuruluşlarının hamile kadınların X-ray cihazlarına girmeleri yasaklanması 25 yıl sonra gerçekleşiyor. Aslında bir taraftan bakınca endüstrileşmenin başından beri teknolojinin getirdiği tehlikelerle de işte bir mücadele var burada mevcut. Ama tartışmalara bakıyoruz hocam. Bu tartışmalar böyle bir belli çerçeve tarafından, belli ya da bakıldığında işte belli çevreler tarafından böyle yanlış olarak değerlendiriliyor. Efendim? Birazcık böyle buraya girelim. Bunlar önemli. İşlenmiş paketli gıdalara da gelelim. Onların böyle bir tehditler hali var. Şimdi insan yaşamında bu tehditler
kendini gösteriyor mu ya da göstermesi zaman mı alacak? Ya da Orkun Hocam'ın dediği gibi mesela insan ömrü son yıllarda uzuyor. Bu uzamasının mesela gerekçesi tırnak içinde mesela neye bağlıdır? İşte sanayideki gelişmelerle hiçbir bağlantısı yok mu? Nedir, ne değildir? Biraz konuşalım şöyle isterseniz. Şöyle efendim, tabii hiçbirimiz zannetmiyorum ki ilaca ihtiyaç duyanın kullanılmasına karşı falan değiliz. Ben hadisenin biyopolitik tarafına bakarım ve ne kadar istismar edilip edilmediğine bakarım. Diyelim ki antidepresanlarla ilgili, statinlerle ilgili veyahut da işte kolesterolün sebebi olarak insanlara özellikle 1990'lara kadar bu işin yağdan kaynaklandığı, işte kırmızı et yemeyin, onu yemeyin, bunu yemeyin. Ama yapılan araştırmalar var benim elimde. Ben daha çok Amerikan ve Kanada, İngiliz kaynaklarını kullandım. Burada bir şey görüyoruz. Bir misal vereyim. Amerikan Ulusal Sağlığı Enstitüsü 1980'lerin sonuna geldiğinde bir DSM, yani hastalıkları tanımlayan bir kitap yayınlıyor. Buna benzer her yayınlamada 3'ü, 4'ü, 5'i oluyor. Tanımlamanın, hasta edilen insanların sayısı giderek genişliyor. Olay şu. İlaca ihtiyacı olandan ilaç endüstrisi para kazanmıyor. Yaratılan gri alandan. O alanı biraz tarif edin. Bu alan biraz önce farmakolog hocam da söylediği gibi Amerika'da bir gecede rakamı şimdi tam önümde de var. Kolesterol hapı, statine ihtiyacı olan insanları bir gecede bir tanımlamayla 13 milyondan 40 milyona çıkardılar. Herkesin bugün de Türkiye'de çok moda bir şey var. Vücut kitle indeksi. Vücut kitle indeksi genellikle çok duyduğumuz, özellikle diyetisyen arkadaşlarımıza gittiğimizde, ama hadisenin gerisi, elimde araştırma raporu var Amerikalılar. Orada Batı'nın bizden iyi tarafı şu zaten. Adamlar orada namuslu araştırmacılar var. Yani goy goya gelmeyen, bu işin her iki tarafında araştıranlar var. Mesela 1945'te MetLife diye Amerika'da hala meşhur bir sigorta şirketinden bir istatistik uzmanı var. Louis Dublin. Dublin kapının önüne konmak üzere ve işi de patronlara yaranmak istiyor. Bir şeyi tespit etmiş istatistik uzmanı olduğu için. Sağlık poliçelerinin miktarı, yani siz bir sağlık poliçesi yaptırıyorsunuz. Bunun kiloyla bağlantılı olduğunu fark etmiş. Bunun üzerine oturuyorlar, bir çalışma yapıyorlar. Hiç bilimsel tarafı olmayan bir vücut kitle indeksi oluşturuyorlar. Öyle bir numara çekiyorlar ki aşırı kiloluları bir gecede obeze çıkarıyorlar. Normal kiloluları aşırı kilolulara çıkarıyorlar. Ve bu sigorta şirketinin poliçe fiyatları katlanarak geliyor. Şimdi burada da baktığımızda hemen söyleyeyim. 1971'e gelindiğinde Başkan Nixon ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri'nde aday ve başkan seçilmesi de sallanıyor. Hemen bu noktada bir akademisyen okul arkadaşı vasıtasıyla, çünkü 1971'de şimdi gençlerimiz Amerika'yı böyle Hollywood filmlerindeki gibi can atılan bir yer olarak görüyor, ama 1971'lerde Vietnam Savaşı'nın, ki o da bir alt takke ver külahla uydurulmuş bir savaş, Amerikalılar gıda fiyatlarının artışından ve yetersizliğinden sokaklarda protest ediyorlar. Bunun üzerine Başkan Nixon diyor ki, kardeşim bu işe diyor bir çare bulun diyor. Bunun üzerine mısır şurubu şekeri, nişasta bazlı şekerler devreye sokuluyor ve bu ekonomiyle birleştiriliyor. Baktığımızda Harvard Üniversitesi'nden bir hoca diyor ki, ya kardeşim diyor, bu şeker meselesi diyor kalp rahatsızlıklarının bir numaralı sebebi diyor. Ama adamın öyle bir üzerine gidiyorlar ki, ve gidenler de baktığımızda Dr. Ansel Key diye bir Minnesota'da açlık deneylerini yapan bir vatandaş, adama öyle bir karalama kampanyası başlıyorlar ve hocayı susturuyorlar. Netice olarak baktığımızda bugün gelinen noktada şekerin, nişasta bazlı şekerin, mısır şurubu şekerinin inme, tansiyon,
kalp rahatsızlıklarında yağdan daha önemli olduğu araştırmalar sonucunda benim elimde kaynaklar var. Ben bunu neden baktım? Bilim kurgu nöro finans kitabını yazarken buradan şu size takdim ettiğim, hocalarıma tabii takdim ettiğim evet, kitabı 3 yılda yazdım. Hı-hı. Evet. Burada gördüğüm bir şey var. Ben yönetmenim Cavit'ten de rica ediyorum. Gıda ve hocamın kitabını da biraz böyle yakınlaştırayım. Gıda, su ve özellikle sağlık istihbaratı meselesi. Çok ciddi bir emek vermiş. Biyopolitik savaşlar, iklim, evet, su, gıda, GDO, sağlık istihbaratı, yeni gerçeklik, küresel rezerv para, yeni dünya düzeni ve elitlerin iklim senaryosu. Evet, evet hocam. Burada üçümüz de üniversitede öğretim, evet, üyesi insanlarız. Hı hı. Görüyoruz ki ben bir vakıf üniversitesinde hocayım. Hı hı. Ve üniversitemiz gerek mütevelliyet başkanı gerek rektörümüz bizdeki yemek servisi yapan şirketlere çok ciddi yaptırımları var, kontroller var. Buna rağmen Türkiye'de muhtemel ki en çok üniversitelere konferansa giden hocalardan biri benim. Üniversite gençliği bir facia. Bugün yapılan araştırmalar gösteriyor ki önümüzdeki 10 yıl içinde bu gidiş kontrol altına alınmazsa ki bu gidiş Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmüş, hmm, vaziyette. Türk insanının 1/4 şeker hastası olacak, hmm, diyabet olacak. Bu Amerika'da %50'ye çıkacak önümüzdeki, hmm, 10 yıl içinde. Hmm. Bunun için mutlaka ve mutlaka su, gıda ve gazlı içecekler. Amerika'daki gıda endüstrisi içindeki en büyük lobi, İsim vermeyelim, buralara reklam veren şirketler tabii, bunlar. Tabii. Bunlar gazlı içecek şirketleri ve inanılmaz güçleri var. Ve bu güçler üzerinden alkol, sürekli alkole dikkat çekilirken gazlı içecekler meselesinin üstü örtülüyor ve İngiltere'de yapılan bir araştırma var. 1990'lara gelindiğinde şöyle bir araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki ya çocuklar eskisinden daha mı az aktivite bulunuyor? Yani daha mı az hareketsizlik? Böyle bir peşin kabul var. Eskiye göre modern hayatta daha az hareket ediyorlar gibi bir. Ama yapılan araştırmalarda çocukların daha az hareket etmediği ama çocukların gazlı içecekler içinde başta olmak üzere hazırlanmış endüstriyel gıdanın içine konan şekerler dolayısıyla giderek daha çok şekere ihtiyaç duyduğu bu şuna benziyor. O zaman şöyle bir şey. Şimdi hocam siz öyle bu harcadığınız mesai de göz önünde bulundurarak bu soruyu sormak istiyorum. Diğer konuklarıma da ama yine reklama gireceğim. Şimdi tehdit haline gelmiş bir endüstri var. Evet. Yani gıda endüstrisi. Bu kesinlikle bu böyle. Bir dakika geleceğim şimdi size. Bu tehdidi siz tutup mesela çıkarıyorsunuz şu peki an mesela. Ön yargılı bu. Bir dakika. Geleceğim. O siz söyleyin onu Oytun Hocam. Bu endüstri karşısında aslında bilim insanları nasıl bir sınav veriyor? Yani biraz da bunu konuşmak gerek. Yani mesela denetlemeden bahsetti hocam. Oytun Hocam. Denetleme derken işte önemli bir şey de söyledi aslında. Ama bu denetleme gerçekten nasıl yapılıyor? Ben sorunuzu yani, anladım. İsterseniz cevaplayayım. Bu kontrol mekanizmalarının bir şey, işleri. Bir şey söyleyeyim. Ha. Amerika'da şu anda obezitenin temel sebebi mısır şurubu değil. İnsanların aldığı gıda yapma be hocam ya. Ya bu konuda yüzlerce araştırma var ya. İşte hocam, elimde bile. Yapmayın bir şey, ya. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Hocam. Ya bir numaralı sebebi o. Hocam. Yapayım ben sonra. Farklı düşünebilirsiniz. Hocam bir dakika. Ben sizi dinledim değil mi hocam? Sözümü kesmeyin. Ben sizi dinledim değil mi? Arada bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Amerika'da ve diğer ülkelerdeki obezitenin sebebi total gıda alımının artmasıdır. İnsana daha çok yiyor. Daha çok kalori alıyor. Bunun içinde mısır şurubu da var. Bunun içinde un da var. Bunun içinde ki işte bu eğlenceli gıda dediğimiz şeyler gıdada var. Gıdada geleceğiz buna zaten. Hızlı bizi doyuran şeyler var. Fast food var. Bu total bir şey hocam. Lütfen Allah için bir şeye bağlama. Tek şeye bağlıyorsun. De ki bana. Hayır, bir dakika. Bir faktör. Tefrik etmeyin. Tek hocam, şeye bağladığım yok. Ama bakın, bir numaralı sebebi işte bir numaralı mısır şurubu. Hocam, hayır, yok ya, bu hocam araştırmalar ya var hocam. Hocam yapma ya, ben mısır şurubu çok çalışmış bir insanım. Bir sürü bir gözüm var. Bakıyorsan mısır şurubu yayınlar mısın? Bakınız. Bir insan çalışmıyor Türkiye'de hayır, mısır şurubu. Ben kaynak vereceğim size. Hocam ben de vereyim sana. Hayır. Ben, bakın böyle Türkiye'de çevrildi. Doktor David Perlmutter. Bak sonra ben televizyona basa çıkınca şey diyorlar. Oytun işte gıda karteli mısır şurubunu savunuyor. Ya ben böyle bir suçlama falan yok size. Ben size tek şey söyleyeceğim. Amerika'da mısır şurubu ünlendi. Tüketimi azaltılmasına rağmen obezite artmaya devam etti mi? Hayır. Mısır tuğu azaltılmadı. Azaltıldı şu anda. Ya yapmayın. Hocam tüketimi azaltıldı. Sevgili kardeşim. İşte gazlı içeceklerin tamamının içinde hocam, mısır şurubu var. Amerikan insan aldığı kalori gün ve gün artıyor. Bakın, hocam. Beyefendi ben Amerika'da lisansüstü eğitim gördüm. Oralarda hocam, bu işleri yaptım. Hocam kendinizi izin ver. Övmeyin hocam. Hayır. İzin ver. Elbette siz farklı düşünebilirsiniz. Evet, saygı duyarım. Hocam ben de ama bir şey var. Evet, tamam, ama bir şey var. Evet. Mısır şurubu şekerinin
başta yağdan daha tehlikeli olduğu ortaya çıkmış durumda. Bu anlamda özellikle çocukların aktivitesinin eskiden az olmamasına rağmen çocukların özellikle içtiği gazlı içeceklerle birlikte bu araştırmada hocam, hepsi var elimde. Bunu 100 defa tartıştık televizyonda. Mısır şurubunun gerçekten tüketilmesi, önlenmesi gerektiğini, gazlı içeceklerin büyük bir sorun olduğunu, bir kalori kaynağı olduğunu konuştuk. Ama bunun bu konuştuğumuz yelpaze içinde bir faktör olduğunu. Elbette başka faktörler de var. Bir tane değil. Başka bir sürü var hocam. Bazı faktörler vardır. Bir numarada, üç numara. Bakınız. Tamam. Ben hemen bir İngiliz, Oxford Üniversitesi'nden babası kısaca da... Kısaca alayım, reklama babası gireceğim. Babası da ünlü bir hekim olan. Hemen. Ben Goldcare, adamın kötü ilaç diye bir şeyi var. Kitabı var. Hocam ben 5 defa aldım o kitabın gidiyor. Yok. Elbette okumuşsunuzdur. Peki. Oysun hocam, Ramazan hocam müsaade edin o zaman. Kısa bir reklama gireyim hocam. Tekrar birlikte olacağız. Kısa bir reklam arası diyelim mi hocam? Tabii buyurun. Tabii. Kısa bir reklam arası diyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız. Tartışmaya devam edeceğiz. Peki ne yapmalı, nereden bakmalı gerçekten? Konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam. Hadi. Yağız Hocam'a da sormak istiyorum. Şimdi Yağız Hocam diyor ki mesela kendi sitesinde, bloğunda yayınladığı bir yazı dizisinde işte biz konuşuyoruz, dış düşmanlar, işte mihraklar, lobiler, öyle olunca aslında kurunun yanında yaşı da yakmak, aklı başında iyi niyetli bilimciyi, bilgiyi, tartışmayı, eldeki yanlı yansız enformasyon yağınından o gün için doğruyu süzme, geliştirme çabasını okka altına götürmek vakayı adiyeden sayılabiliyor diyor. Şimdi bu sizden bir alıntı. Aslında o zaman yani işte bu küresel güç sessiz silah, ilaç sanayi için birileri yönetiyor. İşte dış güç. Yani bunları bu okumaları yapmak sakıncalı mı demek istiyorsunuz? Siz ne diyorsunuz hocam? Yani biraz bu anlamda böyle bizi aydınlatın. Çünkü bu bilgi kirliliği bir taraftan bilime karşı da bir şüphe oluşturuyor. Oytun hocam da zira çok güzel kendi cephesinden bakıldığını açıkladı. Ramazan hocam da zira aynı şekilde ama. İki üslubun arasında kaldım. Nasıl bir üslup tutturacağımı kestiremiyorum. Çünkü ben genellikle agresif olmakla suçlanırım. Kendimi aşırı sakin buldum doğrusunu isterseniz. Bugün değilsin ama. Bugün daha iyisin. Efendim? Bugün daha iyisin. Daha mı sakinim? Daha sakinsin. İşte, buyurun hocam. Ama sakinliğim kötü gelmeye başladı bana. Şimdi... her şeyi yerinde değerlendirmek lazım. Evet hocam. Ben bir hekim olduğum için ve hasta gören bir hekimim, benim için öncelikli olan hastaların doğru mesajı alması. Yani ilaç endüstrisini tartışmak gerekiyor ve sizin bakış açınızda katılacak bir sürü yön var ama. Var diyorsunuz. Şimdi hani ilaç endüstrisi sessiz silah mıdır filan deyince, yani önce şunu almak isterim. İlaç endüstrisini eleştiren konuşma yapmak istiyordum ama şimdi bana göre öncelik değişti. Çünkü hipertansiyon tedavisine, işte kolesterol tedavisinden filan bahsedildi. Burada önce şunu vurgulamak isterim. Takviye. Peki hadi önce fantastik söyleyeceğimi söyleyeyim. Şimdi ilaç endüstrisi de endüstri, gıda takviyesi endüstrisi de endüstri, işte bitkisel ürünler vesaire, o homeopatiye kadar giden bir yelpazede bir endüstri. Burada ilaçla diğerlerinin arasında çok büyük bir fark var. Fark mı var, bağ mı var? Çok büyük bağ var. Ama fark da var. Çünkü ilaçlar etkili. İlaçların etkisi kanıtlanmış. Yani dediğiniz gri alanlara falan katılmıyor değilim ama yani önde Oytun'un da dediği gibi çok net. Yani hipertansiyon mesela hani risk alanı yaratılıyor dediniz ya, risk tedavisi. Bu da doğru bir tartışma ama risk faktörlerine yönelmek her zaman yanlış değil. Şurada katılmıyorum. Yani Oytun tuz kısıtlaması yapılınca tansiyonun zaten 1/3'e iner dedi. Bu çok doğru değil. Ha, bana göre tuz kısıtlaması gıdayla ilgili yapılabilecek en önemli
aşama. Yani tuz kısıtlaması kadar faydalı bir şey. Özellikle rafinat tuzlar değil mi hocam? Genel olarak tuz kısıtlaması. Bence o kadar yok. Himalaya tuzu bilmem ne falan peşinde koşmaya gerek yok. Bizim ülkemiz bir de dünya rekortmenlerinden biri. Aşağı. Yani günlük tuz alımı 6 gramın altında olmalı deniyor. 4 olabilir deniyor. Bizim maşallah 18 gibi bir şey. Dolayısıyla zaten hipertansiyona koşan bir yapımız var. Ama hipertansiyon çok önemli ve çok ayrı bir örnek. Çünkü hipertansiyon dediğim gibi bir numaralı dolaylı ölüm nedenidir. Ve hipertansiyon aslında bir aşamaya kadar bir hastalık değil, bir durum. Yani kendisi bir şey yapmıyor. Yol açtıkları dediği gibi kalp yetersizliği, inme, miyokard enfarktüsü zaten ölümlerin yarısını oluşturuyor. Ve hipertansiyon müdahale etmeye en değer şey, daha doğrusu hipertansiyon tedavisi yapmak en verimli müdahale. Neden derseniz hipertansiyon en önemli ölüm sebebi. İkincisi etkili tedavi var. Yani ilaçlar hastalıkları ortadan kaldırmıyor dediniz ya. Tansiyon ilaçları evet hipertansiyonu ortadan kaldırmazlar. İlacı kestiğiniz zaman büyük olasılıkla tansiyon yine çıkacaktır ama tedaviyi sürdürdüğünüz sürece yani %50'lere varan risk düşüşü yapıyorsunuz. Bu görülmemiş bir şey neredeyse. Hipertansiyon ilaçları etkili ve ekonomikler. Yani bugün ben ortalama bir hastayı Türkiye şartlarında baktım. Ortalama ama yani 4 ilaç gerektiren hasta da var. İkili kombinasyonla gidiyorsa senede 200 lira gibi bir şeye tedavi ediyorum, tamam mı? Bu olağanüstü bir rakam. Senede 200 TL hipertansiyon tedavisi. O bakımdan hipertansiyon tedavisi yani hiçbir şey için paranız olmasa, bir şeye para ayırmak zorunda olsanız en gerçekçisi hipertansiyon tedavisine para ayırmak. Ama buradan çıkarak yaşam tarzı değişiklikleri çok önemlidir. Önde tuz kısıtlaması, sigaranın içilmemesi, işte bir yere kadar kilo verilmesi, alkol kısıtlaması vesaire ve hareketin arttırılması 10 milimetre civa kadar tansiyonu düzeltir. Yani eğer 18-11 ise tansiyonunuz, bütün bunları yaparak tansiyonu ortadan kaldıramazsınız. Yani tansiyon olan birisinin ilaç tedavisi alması gerekir. Kolesterol de, kolesterolü olan birisi, ailevi hiperkolesterolün var, onların kaçınılmaz olarak ilaç kullanması gerekiyor. Ama risk faktörleri içinde kolesterol olan birisinin ilaç alması da kesinlikle daha pahalı, daha ölümcül olayları engelleyecek bir şeydir. Bunu böyle koyun. Ne oldu? Benim çok kafam karıştı. Bir tek ben konuşunca karışıyor. Yok, hayır. Estağfurullah. Lütfen buyurun. Evet. Sözünüzü bitirin. Kolesterol demişken çok kafam karıştı. Mesela Sayın Canan Karatay'ı konuk ettik. Karatay mezarlığı olmuş Türkiye'de. Hayır, yani mesela kolesterol dediğimizde bir şey yok dedi mesela hani kolesterol diye. Ve bunun çok hani ilaç yani kolesterol diyorsunuz mesela belli bir düzeyde belli bir dozda ilaç kullanımı veriyor doktorlar mesela. Zararı var, yan etkisi var, o ayrı, onlar tartışılır herhalde, siz hekimler, bilim insanları biliyorsunuz. Mesela bir grup hekim yani Sayın Karatay gibi mesela ve Sayın Karatay özellikle direkt net bir şekilde karşı çıkıyor. Yani kafamızın karışması, şüpheli yaklaşmamız, birisi bilime, hekime, işte ilaç sanayisine bizler herhalde vatandaş olarak normal yani bu kadar sorguyla dolaşmamız. Tamam, bu bilgi kirliliği. Ben de karışmasını istiyorum ama şimdi dağılınca yine söylemek istediğimi söyleyemeyeceğim. Önce baştan söyleyeyim. İlaçlar hem birçok zararı vardır. Sizi tamamlayayım yani. Önde gelen ilk 8 ölüm sebebi arasında ilaçların istenmeyen etkileri de var. Yani çok büyük bir istenmeyen etki profili var. Ben özellikle ağrı kesicilerden çok korkarım. Bildiğimiz ağrı kesicilerden bir sürü bela çıkarılır insanın başına. Ve en çok boşuna kullanılan ilaçlardır. Ama ilaçla diğer seçenekleri karşılaştırdığımızda burada buyurun ben de söyleyeyim. 2019 yazısı var. Christopher Leibus diye birisinin gıda takviyelerinin genel olarak form düzeltme diye bir şey var ya, yani daha formda olmak istiyoruz. Ben bugün işe giderken metro ile gidiyorum. Metroda bir tane video seyrettim, indim bir tane şey gördüm, resim gördüm. Bütün gıda takviyeleri, gıda takviyelerin reklamları yapılabildiği için şu anda her yerde gıda takviyesi reklamı görüyoruz. Yani bir hanımefendi yoğun birisi, ben çok yoğunum, işlerim başımdan aşkın, bununla baş etmek için hop bir şey yutuyorum diyor. O da işin komiği benimle çocukluğumdan kalma bir vitamindir. Yeni bir şey değil ama firma kampanya yapıyor. Kampanyayı LinkedIn'de takip ediyoruz. Tekrardan bunu canlandırmak için ekip kurmuş. Birdenbire o ilacı alınca, ilaç değil pardon,
takviye. Birdenbire performansı artıyor. Başka birini seyrediyoruz. Bir iş yapıyor. Sanki astronot. İşim çok zor diyor. Bunu alınca performansım artıyor. Beyefendiyle ortak ders verdiğimiz üniversiteye giderken abi, eczanenin... Beyefendim Oytun de ya, gözünü seveyim. Oytun'un. Ha, Oytun diyor. İki dakika beyefendi ol yanımda. Ya, olamam. Ondan bana uygun bir şey değil. Buyurun. Oytun'la ortak olduğumuz bir şey var. bir ortaklığımız yok. Paylaştığımız bir üniversite var. Eczanenin kapısında zihinsel performans için şunlar çinko bilmem ne, öteki için bunlar filan diyor. Ve bunların reklamları yapılıyor. Buyurun 2019 yayını hiçbirinin etkisi gösterilmemiş. Tamam, yani hiçbirinin etkisi genel bir vitamin takviyesi. Evet. Eksikliği yoksa vücutta. Ben söyleyeyim mi şuna? Rolümü çaldım. Tabii. Evet. Bak yine bak, agresifleşme sağlıyorsun. Agresifleşin. Tamam. Sana doğru geliyorum zaten. Sonra sıkıntı olur. Buyurun. Şu eksikliği varsa vitamin kullanımı tabii ki hayati. İşte kemik bozukluklarında D vitamini tabii ki kullanılması lazım. Ama eksikliği yok. Ben C vitamini kullanayım. Ben D vitamini şimdi kullanayım. Şimdi çinko kullanayım. Molibden saçma sapan böyle elementler. Etkisi yok. Şimdi bakınız. Üç seçenek. Zararı var. Üç seçenek var burada. Bir, gerçek eksikliğin yerine konması. Ve eksiklik gerçekten çok karmaşık olabilir. Bunun tanınıp yerine konması. Burada bir tartışma yok. Üç numara ise yüksek dozda ilaç gibi kullanım. C vitaminini yüksek dozda kullanım, işte K vitamini, E vitamini bir şeyleri kombinasyonları falan. Bunların da ama ilaç diye görerek, tehlikelerini de dikkate alarak kullanımında araştırılması lazım. Ama şu ortadaki yer var ya, bu adam çok güzel yazmış. Kaygılı, iyi durumda olanlar. Öyle bir şey var, o reklamlarda temsil edilen kitle var ya, hani plazada yaşıyor, her şeyi tüketebiliyor, tüketerek sonsuza kadar genç kalacağını düşünüyor. Bu şeyin daha iyi olmak, sağlığımı iyileştirmek falan diye, daha uzun yaşamak diye bir belirsiz tüketim alanı var. En çok bunlar tüketiyorlar. Ve şu anda buradaki o çoklu vitamin kullanımını ve takviye gıdaların herhangi bir etkisi olmadığını ben söylemiyorum. Amerikalı adam söylüyor. İşin ilginci, bu insanlar da bunu biliyorlar yani. Daha iyi olmalıyım, kendimi daha iyi hissetmeliyim, daha uzun yaşamalıyım. Hayatı da, ben kolesterolü dönünce ama... Şöyle bir mesaj vermek isterim. Yani kimin ne kadar yaşayacağı belli değil. Hiçbirimiz sonsuza kadar yaşamayacağız. Daha iyi yaşamak istiyorsanız bana kalırsa AVM'de, televizyonun başında, sosyal medyada vakit kaybetmeyerek hayatınızı değerlendirin. Öyle yapmanız lazım. Ama vitamin takviyeleri bu. Bitkiseller daha karmaşık bir konu. Yani orada araştırılacak daha çok şey var ama Oytun da beni destekleyecektir. Bitkiseller, geçen hafta ben Fransa'daydım. Farmakognozi müzesi gezdim. Yani orada çok net eskiden bitkisel olan şeylerin nasıl ilaca döndüğünü görüyorsunuz. Yani bitkisel bir şeyde etki varsa önünde sonunda zaten ilaca dönüyor. Bir dönüşümü oluyor onun. En nihayette bilimsel bir çalışma olmadan olur mu hocam? Bunların araştırılmaması, bunların işe yaramayacağı anlamına gelmiyor. Bunları araştırmaya devam etmek lazım. Orijinallerinde kullanılmasıyla çalışma yapmak lazım. Biz de İstanbul Tıp Fakültesi'nde bunu destekleyecek bir girişime başladık. Ama ilaca döndüğümüzde ilaç riskte de iş yapıyor. Hastalık ilerlediği zaman zaten kaçınılmaz olarak kullanmak lazım ama kullanımlarıyla ilgili bir tehlike var. Yani tansiyonda ilaç kullanacaksınız. Kolesterolde o ailevi dislipidemi çok ağır bir durum. Yani 12 yaşında çocuk enfarktüs geçiriyor. Bunlar da kombine belli zararları olan statinin falan ötesinde ilaçlar var. Bunları kullanmak lazım. Demin andığım kolesterol ısı, PCSK9 inhibitörü, biyoteknolojik ilaçlar tabii ki çok değerli ve ilginç ilaçlar. Gereken hastada kullanılması lazım. Ama bunun bunu iyi anlamak lazım. Kolesteroldeki hikaye şudur. Kolesterol, bu ağır yüksek kolesterol dışında bunların hepsi kolesterol, şeker, tansiyon damarın iç tabakasını etkiliyor. İç tabakanın enflamasyonu, iltihabı da işte bizde enfarktüse, damar tıkanıklığına yol açıyor. Bütün bu risk faktörlerinin azaltılması o damar tıkanıklığını geciktiriyor. Biz kolesterolü bunun için düşürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla o andığınız hanımefendinin o anlamda dedikleri doğru değil. Çünkü şimdi siz diyorsunuz ki hocam, gıda endüstrisi, ilaç endüstrisi arasında bakıldığında bir gıdayla ilaç endüstrisini bir tutmayın. Arada bir fark var diyorsunuz. Hayır öyle demiyorum. Şöyle, buyurun. Pardon, yani
endüstri endüstridir. Hepsini birbirine benzer. Otomotiv endüstrisi de inşaat sektörü de insan sağlığını tehdit ederler aynı şekilde. Bana kalırsa. Tamam. Yani insan sağlığıyla ilgili olan tek ilaç değil. Ben sadece ilaçla besin takviyesini, ilaç ülkemizde Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak çıkıyor. Gıda takviyeleri Tarım Bakanlığı'ndan alarak çıkıyor. Yani herhangi bir endikasyon gütmüyor. Ama kendi kendilerine asıl gri alan orası. Yani kendimi daha iyi hissetmek, daha yani dopingten bahsediyorlar aslında hayata. Böyle bir tedavi alanıyor. Onlar Tarım Bakanlığı'ndan onay alıyorlar. O yüzden reklam yapabiliyorlar. Ve bunların da efendim dünyadaki şeyi 133 milyon milyar değil mi? Evet, milyar. Milyar dolar. 133 milyar dolar herhangi bir şeye faydası olmayan çok pahalı plaseboya gidiyor. Buna karşılık ilaç hem etkili hem istenmeyen etkileri de çok. Ama Oytun'un da dediği gibi bunlarla ilgili çalışmalar ve kanıtlar var. İki şey daha söyleyeyim sizin dediğinize de bağlamak için. Ne var ki? Bu kanıta dayatıp işte bu bilimin gelişmesiyle, endüstrinin gelişmesiyle oturmuş. 1930'larda ortaya atılmış. Sahte ilaçları ayırmak için ortaya atılmış. Ama kanıta dayalı tıbbın, yani bu şey bildiğimiz klinik çalışmalar var ya, karşılaştırmalı ileri yönelik. Bunun firmalar biraz tarafından yönlendirilmesi söz konusu. Bu sahtekarlık değil. Bilim dışılık değil ama bu Hintli birisi var. Sundar Rajan diye. Bu farmakrasiyi de ortaya atan adam. Haftaya da sanıyorum ülkemizde bir konuşması var. Bu çalışmalarda bilimsellikte eksiklik yok fakat sorulan soru yanlış. Yani hep yeni bir şey ekleyeyim, yeni bir ilaç yazayım, bir şey çözeyim. Sürekli böyle hiç kimse şöyle bir çalışma yapmıyor. Yani tedaviyi bırakırsam, bir şey yapmazsam iyi gelir mi gibi çalışmalar. Çünkü çalışmaları endüstri destekliyor. Peki. Sizin buyurduğunuz çok doğru. Sürekli reçetelenen ilaç sayısı artıyor. Ve yani böyle giderse... Ve ne kadar denetleniyor aslında yani, bir taraftan bakınca da ilaç mesela hastaya ulaşmadan önce ilacın geçirdiği o evre... Onun ötesi ilaç denetim aslında insan odaklı mı, kar odaklı mı? İlaç dışında şimdi yani oradan bakıldığında... Sadece ilaç değil, tetkikleri denetleyeceksin. Tamam. Ya hepsi bunun bir endüstri bunun. Ama beyefendiniz dediği gibi ama şimdi siz keşke demişsiniz... komplo, keşke sahtekarlık olsa. Öyle değil. Sistem öyle çalışıyor ki sürekli... Başım ağrıyor, ona ilaç vereyim. Midem bozuldu, ona da ilaç vereyim. Öteki ama başına ağrısına verdiğin ilaç mideyi bozuyor gibi durumlar var. Birlikte konuşalım o zaman. Öyle tabii çok teşekkür ediyorum ama bir taraftan da şimdi söyledikleriniz... Şimdi siz diyorsunuz size ilaç lobicisi misin sorularına karşı 30 yılı aşkın senedir farmakolojide çalışıyorum. Endüstriyi şeytan, akademiyi fettan, otoriteyi nadan ilan etmekle olmuyor. İsviçre'deyken bir ilacın piyasaya çıkamadan ölmesine yol açmış bir çalışma yapmışlığım bile vardır. Evet, ben ilaç öldüren birisiyim, doğru. Bir ilacı piyasaya çıkmadan öldürmüşsün. Aslında bir taraftan bakıldığında da bu sektörü tamamen kötülemek insan sağlığı ve tıp biliminin, yani bilim açısından bakıldığında bilimin geleceği için ne kadar doğru bir yaklaşım. Bu da tartışılır. Sektörü kötülemiyorum. Ama... Sektörün istismar boyutunu, ihtiyacı işte olan biz gri alanı konuşuyoruz. Bugün aşı konusunda çok laf edildi. İki örnek vereyim. Bundan 2,5-3 sene kadar önceydi bir meşhur bir işte aşı kampanyaları bir şey, bilmem neye olduğunda. Aşı karşıtı kampanya. Gazeteciler Dünya Sağlık Teşkilatı'nın başındaki doktor hanımefendiye mikrofonu uzattılar. Dediler ki siz bu aşıyı yaptırdınız mı? Yo dedi. O zaman yaptırmadığınız şeyi niye insanlara tavsiye ediyorsunuz? Bir. Geçen yıl Robert De Niro. Dünyanın, Robert De Niro evet. Çok dünyanın sevdiği, çok saydığı. Aktör, evet. Gerçi biraz Robert De Niro'da böyle peşin bir anti-Türk algısı da vardır maalesef. Robert De Niro'nun elbette her aşıyı kötü falan demiyoruz ama bunlar içinde demek ki insanlara zararlı olan, insanlara zarar verenler de var. Çocuğu aşıdan zarar görmüş bir insan Robert De Niro ve bunun hikayesini anlatan bir film yaptı. Bu filmi bir uluslararası yarışmaya sokmak istedi. Robert De Niro mu? Evet, evet. Hemen ilaç endüstrisinin baskısıyla şu dendi adama, yani kibarca, bu filmi çekmezseniz yarışmadan biz diğer filmler olarak yarışmadan çekileceğiz dendi ve Robert De Niro bu filmini çekmek durumunda kaldı. Yani karşımızda yine nasıl işin istismar boyutunu bahsediyoruz. Ben sadece 2015 yılını kendi vatanımızdan örnek vermek istiyorum. 2015 yılında bu ülkede 10 milyon MR çekildi. Evet.
10 milyon MR çekildi. Ki bunların normal klasik filme kadar ne kadar zararlı olduğunu 2 Ekim benden iyi biliyor. MR'ın zararı yok hocam. Öte taraftan MR'ın zararı yok. MR'ın zararı yok hocam. MR'ın zararı yok hocam. Bilgisayarla MR yok. Tomografi hocam, otomografi, MR hocam, manyetik alan alakası yok hocam. MR zararsız bir şey. GBD'de bile çekiyoruz. Evet. MR çok güvenli bir alet. Kadarlı bir tomografinin 440. Zararlı olan nedir o zaman? X-ray, yani X dışında olanlar işte klasik radyoloji, yani işte kemik grafisi çekiyoruz ya. Evet. Onlar da X dışında var. Bir de tomografi. Yani bilgisayar tomografide X ışını var. Onun için bunlar aşırı miktara çekildiği zaman yılda 10 tane çekersin. O da 10 tane, 20 tane. O zaman zarar sınırına yaklaşır. Ama evet. MR'ın hiçbir zararı yoktur. MR tamamen güvenilirdir. Evet. Peki hocam, onu da bak, geçelim. Şimdi bak sen bunu söyleyin yanıltıyorsun hocam bak. Şimdi ben burada olmasa... Ya suçlama şimdi. Ben önümdeki şeyler... Tamam da hocam ben... Senin söylediklerine Ege Üniversitesi'nden bir profesör hanım %100 karşı çıkıyor. Şimdi onu mu getireyim? Yani, hocam hayır yani işte ya ben... Şimdi şey yapmayın, tamam, oralara girmeyin. Ben sizin düşüncenize saygı duyuyorum. Şimdi saygı duyuyorsunuz da şimdi bu... Bak MR giriyor. Ben devletin işte. Verilerini söylüyorum. Tamam hocam. Barışmadan ben, aşıyla ilgili ben size Orçun bir şey söylüyorum. Orçun hocam için de söylüyorum, size de söylüyorum. Şimdi bırakın her şeyi yani bilim insanlarının kendi içine yaptığı tartışmayı şimdi sıradan bir vatandaş bakınız. İzlese. Şimdi MR zararlı, MR zararlı, MR zararlı değil. İlaç şu kadar etkisiz, ilaç şu kadar etkili. Şimdi MR boşuna çekildi diyor, onu doğru söylüyor. O doğru, orada onda bir sıkıntı yok. Şimdi, yani ötekinde ama, karıştırdı ama diğer söylediği doğru. Arkadaşımız araya girdiği için gerisini şey yapamadım. Buyurun. Bir başka şey. Bu ülkede 2015 yılında 5 milyon ameliyat yapıldı. Bu ülkede 2015 yılında 2 milyar kutu ilaç satıldı. Şimdi olay şu. Olayın 2 elbette ihtiyacı olan... Bir ilacın ihtiyacı olana verilmesini falan konuşmuyoruz. Ama bu işin istismar edildiğini, yani Türkiye'de maalesef bu konuda çok ciddi araştırmalar pek az. Bu İngiltere'de, Kanada'da, Amerika'da bu konuda çok ciddi araştırmalar var. Bu araştırmalarda baktığımızda bir Minnesota açlık deneyleri diye bir çalışma var. 1945'lerde evet. Dünya Harbi'nin sonunda. Bu araştırmalar sonucunda görülen bir şey var ki bugün diyetisyen insanların elbette mesleklerine saygı duyuyoruz ama hiçbir diyet programının başarıya gitmediği, en başarılı olan oranın %16'da kaldığı, herkes bir müddet sonra sil baştan. Elbette hoca arkadaşımın bu takviye edici ürünlerde, yani endüstri ürünlerinde, yani gidip de yoğurt yemeyi, hakiki bal yemeyi, sağlıklı bir takviye edici besin almayı konuşmuyor. Endüstrileşmiş, paketlenmişi konuşuyor. Tabii, tabii. Bu paketlenmişler meselesinde baktığımızda kimyasallarla dolu bir gıda endüstrisi ile karşıyayız. Yine 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri... Peki siz gıda ve ilaç endüstrisi arasında bir bağ görüyorsunuz. El ele. Şuraya dönüyorsunuz, sizi tabiri caizse Anadolu deyimiyle tombiş yapan, buraya döndüğünüzde markette aynı firmanın sizi incecik yapacağını iddia ettiği gıda ürünler. Şimdi söyletmeyin bana hangi şirket falan bunlar. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde 2015 yılında yapılan bir araştırma var. Çocuk doğmuş, kordon kanı alınmış, yeni doğmuş bir bebek. 230 kimyasal var. Anne babadan transfer. Öte taraftan size takdim ettiğim, hoca arkadaşlarıma takdim ettiğim kitabı okuyan bir kaymakam bey aradı beni. Hocam dedi, ben de, eşim de, benim ailemde, eşimin ailesinde diyabet yok dedi, şeker yok. Ama 2 aylık bebeğimize konulan teşhis tip 1 şeker, diyabet. Bugün hekim arkadaşlarımız bu işi daha benden. Ben sadece bu kitabı yazarken gittim araştırdım. Büyük hastanelerimizde adı sanı duyulmamış, ıspanaklı, horoz sesi duymamış çocuk hastalıkları var ya. Bu gıda endüstrisinin sonucu. Yok hocam, bu kadar yapma hocam ya. Yok, yine tek şeye bağladın ya. Ya arkadaş, sen farklı düşünebilirsiniz. Kesmeyin lütfen. Elbette ben saygı duyarım. Ben de size söylüyorum. Ya farklı hocam. Düşünebilirsiniz. Hocam, ama bu konuda biraz önce ismini söylediğim Türkçe'ye de çevirmiş, özellikle Türkçe kaynakları veriyorum. Zaten tip 1 diyabet genetik değil ki. Evet. Anne babadan geçmez ki zaten. Tip 1 diyabet ailevi olmayan bir şey zaten. Ya tip 2 de ailevi değildir ya. Ailevi, genetik. Ya, yapma ya. Hocam sen doktor musun bunları söylüyorsun ya? Ya ben araştırırım kardeşim. Ya hocam gözünü seveyim ya. Bilmediğin anlamına girme. Siz farklı düşünebilirsiniz kardeşim. Tip 2 diyabet genetiktir, bilmeyenlere buradan. Tip 2 diyabetin ana temeli beslenmedir kardeşim. Tip 2 diyabet genetik kökeni çok yüksektir. Tip 1 diyabetin genetik kökeni çok azdır. Tip 2 diyorsunuz değil mi? Şimdi
Öte tarafta baktığımızda herkes okusun diye. Yani bu kadar nasıl David Perlmutter adam. Ayrım olabiliyor şimdi Ramazan Kesin Hocam. Bir ayrımı şimdi, yok bakın. Çünkü branşla konuştuğumuz için böyle oldu. Şimdi burada hekimler var, hekimlerimiz var. Şimdi akademisyensiniz. Keskin konuşan biri çalışmamıştır. Bir yerde okuyup söylüyordur. Tamam mı? Çalışan biri keskin konuşmaz çünkü veriler üzerinden hareket eder. Kendi araştırma, bir kitaptan okuyup söylüyorsanız ya da az önce anılan kişi gibi internetteki böyle ucuz sitelerden o gün ne de sansasyon çıkıyor diye onu söylerseniz kesin konuşursunuz. Tamam mı? Biz bilim kesin konuşmaz çünkü her zaman şüphe vardır ve değişiklik olur. Sizin için söylemiyorum. Şüpheyi çünkü içinde barındırır şüphe ve şüphe içinde, çünkü gelişimi de bir evet. taraftan ya gelir. Ya bu Dunning-Kruger efekt ya. Yani bunu herkes biliyor. Dunning-Kruger biliyorsunuz değil mi? Dunning efekt diyor ki bir insan diyor bir konu hakkında az biliyorsa çok net diyor konuşur, çok net bağırır. Konuşur ve diyor çok bağırır diyor. Bilgi arttıkça diyor azalır yani diyor. Yani bak biz tartışıyoruz. Ama bilmeyen insan da sözünü keser karşıdakinin. Şimdi ama ben size bir şey sormak istiyorum çok Hayır. geçmeden ne olur. Çünkü güzel bir örnek söylediniz. Hocam çok özür dilerim. Önemli bir şey soracağınızı ben tahmin edebiliyorum. Aşı. Ama yönetmenin bir taraftan uyarıyor. Reklam şimdi girmek durumunda mıyız yoksa? Ondan önce bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Bu kitapta, bir soru 600 dipnot verdim ben bir doktora tezi gibi 3 yılda yazdım. Ve şurada da kaynak verim. David Perlmutter çok meşhur olduğu için adamı sürekli söylüyorum. Türkçe'ye çevrildi adamın kitabı Tahıl Bey. Adam baştan sona bunu anlatıyor. Şu reklama girmeden aşıyı eminim ki siz de öyle düşünüyorsunuz da ondan buyurun. Sormak istiyorum. O güzel bir şey. Hani Dünya Sağlık Örgütü'nün evet. başında kişi aşı oldun mu falan diye sormuşlar. Siz oldunuz aşı değil mi? Evet. Siz aşı oldunuz değil mi? Çocukluk aşıları. Hayır olmadım. Çocukluk aşıları. Çocukluk aşım oldum. Şimdi bakınız böyle konuşulduğunda siz de bunu destekleyeceksiniz. aşılar zararlıdır dediğimizde çocukluk aşıları var ya standart. Hı hı. O çocukluk aşıları tehlikeye giriyor. Çocukluk aşılarını kimse tartışmıyor. Bunların zararı yok. Faydası ortada. Bu yüzden verem kalktı. Çiçek ortadan kalktı. Çocuk felci ortadan kalktı. Ben bunların hepsini oldum. Kolumda da o aşının izi vardır. Zaten devlet politikası bunu yaptırıyordu. Bunlar yapılmazsa sırf kendinize değil etraftakileri de tekrardan çiçeği miçeği... Ama konuşulanlar onlar değil hocam. Tamam ama konuşurken... Ya Washington'da kızamık salgını çıktı kaç sene sonra. Konuşurken mesajın nereye gittiğine dikkat etmemiz gerekir. Biz bunu olumlu bir şey söyleyeceğim için ismini anayım. Ümit Aktaş'la dahi konuştuk. O da aynı şekilde dedi ki evet bu aşıların yapılması gerekir. Bunu alternatif ya, Ümit Aktaş, tamamlayıcı tıpla konu... O dahi söyledi. Ha, dahi, tamamlayıcı bak, tıpla ilgilenen insanlarla tartıştık. Onlar da bir dakika... Evet aşılar gereklidir dediler. Tartışılan şey grip aşısı. Bana sorsanız grip aşısı çok siz bana sorsanız evet. grip aşısı oldum mu diye olmadım ben. Çünkü grip aşısı riski yüksek olan insanlara yapılır. Benim yaşım sınırda, riskim yüksek değil. Benim olmam gerekmiyor, tamam mı? Olması gerekenler ortada, onlar oluyor. Bu grip belli aşısının, bir yaş sınırında yani çeşitli risk faktörü biliyorsun. 45 yaşından bu arada sonra mesela bilgi olarak 45 yaşından sonra insana bağışıklığı yaşlanıyor. Evet. Benimki yaşlandı 45, ya. Yaşlandı hocam. Seninki de yaşlandı. Sen farkında değilsin. O yüzden mi sakin? Hocam saçlar beyazlamış hocam. Şimdi bak benim de hala siyah hocam. Buyurun. Şimdi aşı konuşmasında yok. Bir tane boya yok hocam. En organik benim aranızda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aşılar kesinlikle otizm yapmaz. Aşılar yararlıdır. Aşıların hiçbir sıkıntısı yoktur. Aşı karşıtlarının hiçbir noktası yoktur. Bakın. Şimdi bazı aşı karşıtları diyor ki 1 milyon insana aşı yapıyorsunuz. Çok büyük bir rakam. 5 milyon çocuğa. Bunların içerisinden sıkıntılar çıkar mı? Çıkar tabii. 5 milyon insana bir şey yapıyorsunuz. Bazı aşı duyarlılıkta oluyor mu? Oluyor. Peki bu olma oluyor diye bunu yapmayalım. Bu olacak. Ama kaç çocuğu kurtarıyoruz biliyor musunuz? 4 milyon 999 bin çocuğu kurtarıyoruz. Aşı yaparak. Bu nedir ya bu aşı? Hocam aşı evet aşı her zaman evet. Amerika'da kızamık aşısı yaptırmadılar. İlk defa Washington'da kızamık salgını çıktı bu sene. Herkes yerinden kalktı. Aşı mecburiyeti geliyor yine. Hocam aman ama konuşulanlar o değil. Hocam bende pnömoni aşısı bile var. Evet, ben her zaman aşılarımı güzel güzel yaptırırım. Ya siz yaptırabilirsiniz tabii. Ben yani, çok mutluyum. Bir mesele yok. Hocam, ama bir konuşulan grip aşısı. Ha. Tamam ama grip aşısında da ortada... Grip aşısında da risk grubuna yapalım diyoruz. Risk grubuna yapalım. Yani diyabet çeken hastalığı olan, akciğer enfeksiyonu olan, bakınız. Ama grip aşısında bu ülkede, hocam bu ülkede 1980'lerde... 60 yaş üstü. Ben onu diyorum. Sevgili kardeşim, bir tane. Bu ülkede ve dünyada 1980'lerde çocuklarınıza anne sütü memeyi emdirmeyin diye dünya ilaç devleri tarafından propaganda yapıldı. Bu ne zaman evet. oldu ya? Evet. Ne zaman oldu bu? O zaman hiç araştırmamışsınız.
Ben 78 evet. doğumlu hocam. Ben ne bileyim. Vallahi araştırmamışsınız. Ben annem emiyordum o zaman. Sevgili kardeşim. Ben çok güzel annem emiyordum. Bakınız. Uçuna dayanmışım bak, ben. Bakınız ben işin biyopolitik tarafıyla ilgileniyorum ama ailemde sizin gibi meslekte aynı mesleğe taşıyan 30 kişi var. Ailemde. Bu ne değiştiriyor? Bir dakika. Benim kızım o tarihlerde doğmuştu. Bunun reklamını o kadar güzel hatırlıyorum ki. Anne sütü vermeyin de evet 1980'lerde anne bütün dünya... Anne sütü vermeyin de. Evet evet. Propaganda diyorsunuz evet. Bir reklam. Evet. Evet. Şimdi mamanın adını da söylemeyeyim hadi neyse. Ben 80'lerde bayağı ortadaydım ve hani 80'lerden darbe alan insanlardanım. Çok güzel hatırlıyorum dolayısıyla 80'leri. Mutlulukla hatırlamıyorum ama. Kim almadı ki? Yani. Ama siz bir firma... Böyle şeyler olabilir tamam firma saptırmalı haber yapabilir. Anne sütü konusu... Sevgili hocam eczanelere bu broşür bile olarak asıldı tabii bunlar. Tabii ki firma anne sütünün yerine benimkini verin daha faydalı diye şey yapmıştı. Bu aynı gıda takviyesine benziyor. Ama bu konunun aşıyla ilgisi yok bakınız. Hayır aşıdan buraya geçtik yani. Hayır, ama aşı, aşı başka bir şey. Mesajı doğru verelim de şu reklama girmeden. Yani aşılar gereklidir, standart aşılar kuşkusuz yapılmalıdır. Yaptırmazsanız hem kendi çocuğunuzu hem başka çocukları tehlikeye atarsınız. Diğer aşılarda da grip aşısındaki hikayede bazı insanlara gerekir, bazısına bir gerekmez. Bir risk grubu ama var. Ama kalkıp da evet. Otizm yapıyor falan bunlar safsata bunlar bilim dışıdır. Bakın ilaçların fazla yazılıyor olmasının tartışılması. İşte kolesterol bir kılavuzun. Sevgili hocam sizin dediğinizin tam tersini söyleyen hekim arkadaşlar da var. Ne söylüyorlar hekim arkadaşlar? Onları konuşalım. Evet. Reklamlardan sonra bir saniye tabii. Ramazan hocam ne söylüyor diğer yani hekimler? Aşıların tamam, bu o reklamlardan falan, sonra onun dışındaki onları aşıların faydasız olduğu yönünde iddia. Hocam çiçek aşısı kalmadı zaten. Çiçek aşısı yoksa. Çiçek aşısı sayesinde yok olduğu için. Kısa bir reklam arası verelim. Ardından bakalım karşı görüşlü hekimler ne söylüyor Ramazan hocama sonra. Şimdi tabii bir taraftan da aslında belki de bu son bölümde bir 10 dakikamız kadar kaldı. Konuşmamız gereken şey en önemlisi belki de denetim. Şimdi Oytun Hocam denetimden bahsetti. Denetim dedi çok önemli gerçekten ama bu denetim bu tehditler karşısında zaman zaman da bakıldığında mesela uluslararası alanda bakıldığında uluslararası örgütler, denetleme kuruluşları, kontrol mekanizmaları ne kadar sağlıklı işliyor? Bu tabii tartışılır ama bir taraftan da kar marjının gerçekten çok yüksek olduğu gıda sektöründe, gıda takviyesinde, kar marjının çok yüksek olduğu ilaç sanayide, ilaç sektöründe hangi sistem ne şekilde bu kontrol edecek ilaç sektörünü ya da gıda sanayiyi kontrol edecek? Yani hangi sistem nasıl ve ne şekilde denetleyecek? Oytun Hocam, şimdi Ramazan burada, Hocama da geleceğim bu konuda. Burada, gerçekten bu çünkü sorular bakın, geliyor böyle sorular. Hemen örnek vereyim. Mesela yediğiniz gıdalar içerisinde katkı maddeleri var. Bunların yasal sınırları var katkı maddelerinin. Yasal sınırlara uymanız gerekiyor. Bir. İki. Tarım ilaçları için bu sınırlara uymanız gerekiyor. Ama şimdi bunları denetlemediğiniz zaman hani bir elmanın üzerine ne kadar tarım ilacı var bakmadığınız zaman şimdi alıyorsunuz pazardan onu çocuğunuza yediriyorsunuz. Buradaki en önemli şey çiftçi ne kadar tarım ilacı kullanıyor? Ne kadar gübre atıyor? Bunun hepsinin o zaman biz şunu yapalım. Bütün sektörlerde doktor MR yazıyor. Doğru şekilde mi yazıyor? Yani şöyle mi? Hastayı başına sarmak için mi yazdı? Doktor yazmasa döverler zaten doktoru. Hocam, hayır yani. Hocam yapmayın. Bunu demeyin var, hocam. Var öyle bir hocam, şey de var. Türkiye'de de var bu. Hayır. Hocam Türk insanı çok iyidir. Anlatacaksınız. Bak bunu hep ben bunu bak hocam. Bu hep aynı şekilde. Şimdi hasta edeceksiniz ki bak bu MR'lık bir durum değil. Biz hocam bak şimdi bazı ülkelerde ne oluyor biliyor musunuz? Bel ağrısına gidiyorsunuz doktor diyor ki bel ağrıları olan insanlar var 5 kişi. Bir hafta takıl onlarla. Sen 5 gün onlara takılıyorsun ve diyorsun ki benim bel ağrım bunlar gibi değil. Ben biraz sadece kendim bel ağrısı yapıyorum. Bak bu bile gerekli. Başka hastalığı bile görmek. Baş ağrısı da öyledir. O zaman şunu bilmek lazım. MR doğru mu yazılıyor? Peki hastanın baş ağrısı, tansiyonu var. Tansiyonu olan hastaya tuz kısıtlaması yapıldı mı? Tuz kısıtlaması aileye soruldu mu? Step by step. Her şeyi kontrol edeceksiniz hocam. Her şey kontrol edilecek. Peki bunun için ne lazım? Büyük bir kontrol mekanizması gerekiyor. İşte bu. Bu neyle olur? Medeni ülkelerle olur. Bilim ilimle uğraşan. Yani Atatürk'ün dediği gibi böyle hani çağdaş medeniyetler düzeyine
biz fena değiliz. Bizden çok kötü sağlık sistemi olan yerler var. Bak biz dünyada... Bir izleyicimiz demiş ki Oytun Hocam'a söyler misiniz? Aslında şimdi Oytun Hocam tabii bir bilim insanı. Evet. Ama şu cümleyi aslında oradaki bilim insanları özlemiyor mu? Biz hepimiz özlüyoruz. Yani biz hepimiz şunu istiyoruz. İşte Türkiye'de yapılan şu köklü araştırmaya göre... Mesela cümleye böyle başlasak. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de evet. Bak, yapıyoruz. Biz yine bu biz yine yapacağız. Biraz biz, böyle umut var TÜBİTAK için her, özellikle her konuşuyorum. Biz sonuçta genç Ar-Ge'ciler olarak cerrahide çok iyiyiz. Cerrahlarımız çok iyi. Bak sana söyleyeyim mi? Cerrahide dişçilikte diş cerrahisi olsun, kalp genel cerrahisi, bütün cerrahilerde bak ver yemin ederim Avrupa'ya böyle şey yaparız böyle sınıf atlatırız. Cerrahi o kadar öyle, iyiyiz. Evet. Amerikalılar buraya geliyor. Bak Amerika'da var ya böbrek taşını düşürürsen git hastaneye 60 bin dolar verirsin. Bizim böbrek taşı bedava. Bizim burada mesela çok basit apandisit ameliyatı 1000 lira. Amerika'da apandisit ameliyatı 100 bin dolar verirsin. Biz sağlık hizmetini çok ucuza alıyoruz. Değerini bilelim. Bak buradan bu Sağlık Bakanlığı çok güzel şeyler yaptı. Allah var. İlaç ucuzladı. Eskiden antibiyotik eczaneden geçilmezdi. Ağrı kesilir biliyoruz. Bir şeyler oldu bu ülkede. Ben şunu öneriyorum. Bizim tek sıkıntımız var denetim. Ama denetim. Bir de neye ihtiyacım var biliyorsun? Genç bilim adamlarına ve idealist. Yani biz yaparız ya. Neden yapmayacağız ya? Ama idealist olacağız. Şimdi gençler biraz şeyin üstüne kaldı biraz. Sosyal medyada çok oynuyorlar. Çok. Bir de şey oldu. Herkes meşhur olayım, para kazanayım. Biraz bir idealistliğini kaybetti. O idealizm bizim ne yapmamız lazım? Fen liselerine tekrar pompalamamız lazım. Ben de senin lafına gireyim mi? Senin tavsiyende. Burada böyle yapmıyormuşuz gibi konuşuyorsun. Tabii yapıyoruz benim tabii. Benim de saçım beyazlamış falan diye skartaya çıkarttım. Biz zaten çalışma yapıyoruz. Yapıyoruz da hocam. Ben uluslararası hipertansiyon çalışmasında baş araştırıcı olmuş bir adamım ki farmakoloğum, tamam mı? Biz romatolojide var hocalar. Hadi hocam yapmaz mıyız? Yapıyoruz adet tabii ki. Var bizde bir sürü hocamız var. Nature'da dedi ama Nature'da doğru işler yapan adam var. Yapıyoruz hocam. Sinir bilimde bu bilmiyorum farkında mısın ama tabii. Senin olduğun yerde benim kendi İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi sinir bilimde bir numara yayında Tamer Demiralp var. Bizde hocam adı var. İsim vereceğim olumlu yok. Diye. Adı gerek yok. Bunların hepsinin adamların uluslararası şöyle kabul edilmiş metot bulmuşlukları var. Cerrahide gerçekten de çok iyi durumdayız. Kardiyovaskülerde de fena değil. Yine televizyona çıktık. El işlerinde iyiyiz. İlker Sipahi var. İsmini söylüyorum. İlker Sipahi daha adam 40'ına gelmeden uluslararası Amerika'da geçerli olan yayın yapmış birisi. İsim söylüyorum. Biz çalışma yapmıyor değiliz. Yapıyoruz. İlaç araştırmalarının desteklenmesi lazım. Desteklenmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi'nde TÜBİTAK 1004 projesi başladık. Bu iltihapla ilgili. Orada hem bitkisel ürünleri hem biyoteknolojik ürünlerle ilgili çalışmalar yapacağız. Yapmıyor değiliz ama dediğini bu boşa çıkartmıyor. Bunların daha fazla desteklenmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle çok önemli. Hoca da bizim çalışmalarımıza da refere ederek kitap yazsın değil mi? Evet. Şimdi... Bana mı geldi? Tabii. Size geldi. Denetim konusuna vereyim. Özellikle denetim. Girelim tabii, ve bir toparlama da olsun. Tabii. Denetim meselesi Dünya Sağlık Örgütü'nün World Health Organization'ın ama Amerika'da çeşit ve İngiliz kaynaklarında bu örgüt ile ilaç endüstrisi öyle sıkı fıkı ki takdiri seyirciye bırakıyorum. FDA keza toplantıları küresel ilaç endüstrisinin dünyadaki ilaç endüstrisi 20 şirketin elinde zaten. İlk büyük de 6-7 tane şirket zaten. Diğer taraftan kendi vatanımızdan bir örnek vereyim. 27 Haziran 2003'te SSK'ya hastalara ki aşağı yukarı 26 bin kişiye takılan bir kalp pili satıldığı ve bunun usulsüz ve hastalara zarar verdiği yönünde bir iddia var. SSK'yı bir tek avukat savundu. Bu kalp pilini imal eden şirkete 110 avukat savundu. Yani burada baktığımızda bir başka bilgi, Almanya bu konuda kısıtlama getirdi. İlaç endüstrisinin pazarlama giderler ki Türkiye'yi de biliyorum. Türkiye'ye girmeyeceğim. Dünyadaki bütün endüstriler içinde pazarlama masrafları en yüksek olan iki endüstri vardır. Birisi gıda, ikincisi ilaç endüstrisi. Biz burada ilaca zaruret duyan insanları falan konuşmuyoruz. Biz burada istismarı konuşuyoruz, gri alanı konuşuyoruz. Ama bu istismar ve bu gri alan bir taraftan sizin tarafınızdan da kabul edilen. Tanımlamaların nasıl genişletildiğini tabii konuşuyoruz. Bu nitekim biraz önce söylediğim bu Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı 1950'lerde bu ruhsal problemlerle ilgili
tanı konabilecek hastalık sayısı 100 civarında. Bugün 600 civarında. Yani biz bunları konuşuyoruz. Bunları konuşmaz isek elbette bilim, ama Türkiye'yi kastetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç endüstrisi tıp fakültelerinin ders programlarına kadar bunlar hep kendi kaynaklarından aktarıyorum. Müdahale edebilecek bir güce geldiyse burada bir istismar var. Biz bunu konuşmalıyız. Bunu konuşurken de ben bu meselenin Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesi olduğunu, bu ülkede 19 bin ünite bir vatandaşın kan meselesi toplandı biliyorsunuz. Alındı, götürüldü Amerika'ya ve önümüzdeki 20 yılda artık genetik, bölgesel, ırka göre biyoteknolojik ilaçların geldiği bir dönemi konuşuyoruz. Bu dönemde gençler arasında, ben hep fakültede, belki hocalarım da sormuştur, gençlere sorduğumuzda en önemli meselenin teknolojik gelişme falan olduğunu zannediyor gençler. Ama hayır. Önümüzdeki 20-30 yılın en büyük meselesi su savaşları, gıda savaşları, sağlık istihbaratıdır. Kısacası biyopolitik savaşlardır ve devletimizi yöneten herkes bunun tedbirini almak durumundadır. Ve bir taraftan bakıldığında da aslında şimdi bir koca bir endüstri var. Bu serbest pazar ekonomisi içinde bunlar da işte büyüyor. Bilimin bir taraftan özel sektöründe katılımıyla sürekli büyüyor. İnsanlara çok ciddi bir hizmet var. Ama bir diğer taraftan da belli güçlerin de eline, belli tekele de geçince aslında belli güçlerde ve belli tekelde toplanınca kafa da karıştırıyor tabii. Hizmet mi? O zaman ne yapmanız lazım? Sizin de o teknolojiyi alıp kendiniz üretmeniz gerekiyor. Aynen. Hep milli yerli diyoruz. Ha bak, burada hemfikiriz tabii. Yani bilgiyi üretir hale gelmek lazım teknolojiden çok. Bir tane sizi tamamlayıcı örnek vereyim mi? Tabii, zaten tabii, bitiriyoruz. Hı-hı. Bu depresyondan açtık ya, çok ilginç aslında. Şimdi bu şu anda en çok para getiren ilaçlar biyoteknolojik ilaçlar. Evet. Bu, hani iyiliklerini tartışmıyorum. Bir sürü faydaları da var ama firmaların hepsi biyoteknolojiye dönüyor. Neden? Biyoteknolojik ilaçları taklit etmek, yenisini yapmak, benzerini yapmak zor bir şey. Doğru. Bizim ülkemizde de bununla uğraşıyoruz. Çeşitli destekler var filan. Zor bir şey. Firmalar biyoteknolojiye dönüyorlar. Bunların arasında da iltihap, yangı ile ilgili durumları değiştiren ilaçlar. İlk 3-5 sırada bunlar yer alıyorlar. Tabii. Ama bu hani romatizmal hastalıklar, bağırsak hastalıkları filan, sedef hastalığı, bunlar gördüğünüz gibi pek öldürücü hastalıklar değiller. Ama burada çok ilaç var. Şimdi en son okuduğum makale, ki bu benim çalışma alanım yani. Hı. Depresyonun da altında enflamasyon var. Tamam, depresyonla kalp hastalığını birbirine iltihap bağlı. Çok fantastik bir şey. Bilmiyorum, sen ilgileniyor musun? Öyle öyle hocam. Ben böyle bir çalışmalarım. Şimdi bakın. Neyse, konumuz bu değil hocam. Ama bu dağıtır birazcık. Zaten bunu son demiyorum. Bir dakika, iki dakika. Çok evet, tamam. Ona tamam, söyleyin, toparlayın lütfen. Benim ilgimi çekmesine rağmen bunun hep iki taraflı iş. Peki. Dedim ki bu hani bayram değil, seyran değil diye atasözümüz var ya. Hı hı. Bir, neden bu kadar enflamasyon her şeyin önüne geçti? Ben de ilgileniyorum ve en son haber, depresyonun kökeninde bu enflamasyon, iltihap büyük rol oynuyor. Çünkü depresyon tedavisinde de o pahalı ilaçlar kullanılmaya başlanacak. Evet, tamam. Peki. O ilaçlar orada işe yaramayacak mı? Yarayacak, ama öteki çok daha ucuz ilaçlar ya da ilaca gelmeden psikoterapi gibi ya da toplum sağlığı ile ilgili önlemler varken doğrudan iltihap kesici ilaçlar öne çıkıyor. Yani firmalar entrika çevirmiyorlar. Güçleri olduğu için zaten bunu öne çıkartıyorlar. Bununla ilgili çalışmalar öne çıkıyor. Bununla ilgili çalışmalar moda oluyor. Prestij sağlıyor. Herkes bunu düşünmeye başlıyor. Anlatabildim mi? Şimdi buradan bakınca da... Şimdi tabii hocamın bu dedikleri doğrudur. Çok basit bir, kendisi de bahsetti, ağrı kesiciler. Bir toparlama alayım sizden. Klasik ağrı kesiciler çünkü o kadar ucuz ki, ama öyle bir üzerine gidildi ki efendim uyuşturucu kaynağı falan diye. Hmm. Çünkü bu klasik ağrı kesicilerden ilaç endüstrisinin kar marjı o kadar düşük ki hatta zarar eder. Peki. Ama sentetik ağrı kesiciler ile... Peki. Bunu var ya, peki, National Geographic bile döndü programını peki yaptı. Ben çok teşekkür ediyorum. Yerel seçimlere gerçekten 10 günden az bir süre kaldı. Kısa bir süre var. Ama biz işte bugün
siyaset değil bu bölümde. Enine Boyuna'nın bu bölümünde, bu diliminde bilim, ilaç ve gıda endüstrisindeki gelişmeleri konuştuk, konuşmaya çalıştık süremiz yettiğince. Fizyoloji uzmanı doçent doktor Oytun Erbaş, çok teşekkür ederim efendim katılımınız için. Uzun uzadıya, uzun soluklu bir yayın yapacağız. Sağ olun, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doktor Ramazan Kurtoğlu, çok teşekkür ederim efendim size de. İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresin hocam, size de çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. We'll be right back.